spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Yusuf Kenan Çalık ve Serdar Sarıdağ konuklarımız. Yaklaşık 3 saat boyunca gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki gündemimizin ilk sırasında transfer gelişmelerini yanı sıra takımlarımızın bu hafta içi Avrupa Kupalarında oynayacağı maçlar olacak. Artık haftanın son gününde yeni haftaya bir bakışla startı vermiş olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. İyi yayınlar olsun. Teşekkür Için. Galatasaray yapacağız açılışı. Galatasaray hem ligde hem de Avrupa'da zorlu sınavlar verecek. Sarı Kırmızılılar 27 günde 5'i deplasmanda olmak üzere toplam 8 maç yapacak. Galatasaray'ı bekleyen fikstüre dair detayları şimdi ekranlara getirelim. Sonrasında Olimpia Ljubljana mücadelesi ve eşleşmesi tabii ki Galatasaray'a neler getirir bunu konuşacağız. Galatasaray yoğun bir fikstüre giriyor. Sarı Kırmızılı takımı salı günü bekleyen bir Olimpia Ljubljana mücadelesi var. Slovenya'da da bir sel felaketi yaşanıyor bu arada. Dün de paylaşmıştık. Ljubljana ve çevresi, şehir merkezinde ciddi bir problem olmasa da çevresindeki kasabalarda bir sıkıntı söz konusu. Bu maçın gidişatı ile ilgili bir problem teşkil eder mi? Şu an için bu noktada elimizde bir bilgi yok ama eğer alabilirsek böyle bir bilgi, UEFA tarafından ya da Sloven yetkililerden açıklanırsa mutlaka sizlerle paylaşacağız. Serdar da sahne verelim startı. Jelgiris eşleşmesi birçok kişinin beklediğinden daha zor geçti Galatasaray adına. Yine benzer bir e, problemli bir eşleşmenin mi Galatasaray'ı beklediğini düşünüyorsun yoksa daha rahat olurum bu kez. Şimdi bence tabii takım e, çok daha dişli bir takım. Evet. İlk rakibe göre o bir gerçek ama şu da var. Galatasaray'da o güne göre daha hazır bir Galatasaray kadrosu, daha geniş bir Galatasaray var. İşte bildirilen isimler de var. E, sonradan eklenen ki Icardi ve Zaha bunlardan iki tanesi. Elbette e, her şey aynı olmayacak ama burada Galatasaray e, ürküten taraf verdikleri pozisyon. E, şimdi Zalgiris maçında özellikle ilk maçta verilen pozisyonlarda o günkü santraforları gününde olsa veya e, ayakları çok daha iyi olsa belki de İstanbul'daki e, alınan skor yetmeyebilirdi. Ha şu da var oradan ciddi bir dezavantajlı skorla döndüğünde elbette İstanbul'daki atmosfer ister istemez daha farklı olur tabii ki. Ama sonuç itibariyle ben hep şunu söylüyorum eleştiririm bana niye eleştiriyorsun diyenler oluyor niye bu kadar işte e, hani efendim düzelir müzelir sen geçen senenin şampiyonuysan ve şampiyon kadroya girdiysen oraya kapıyı kırarak gireceksin. Yani o kulvara kapıyı kırarak açarak değil şampiyonlar ligini hedeflemiyorsun. Dolayısıyla bu bir uyarı e, niteliğinde iyi oldu. Ama daha farklı bir Galatasaray bekliyorum. Yani daha güçlü bir rakibi var. Ama daha farklı ve daha az pozisyon veren bir Galatasaray bekliyorum. Çünkü Okan Hoca bu tür maçlardan yeni analizler çıkartmayı, yeni taktik anlaşlar çıkartmayı, önlemler almayı çok iyi biliyor. Ben onu artık tecrübeli hoca diyorum. O nedenle Galatasaray için bu turda enseyi karartacak bir durum yok ama işte öyle çok kolay değil. Yusuf Kenan Galatasaray turu geçti ve yapması gereken de buydu. Görevi tamamladı. Ama oynanan oyun tatmin edici olmamakla beraber iç sahadaki mücadelede bile e, taraftarı biraz gerdi verilen pozisyonlar. Sence Galatasaray'ın dikkat etmesi gereken noktalar, alması gereken dersler neler Şalgir'i seçleşmesi sonrası? Geçen sezonun ortasında söylemiştim. Torreira'yı pamuklara sarmak. Yani Lucas Torreira bu <laughs> takımda bence en önemli oyuncu. Çünkü dengeyi sağlıyor. Evet daha kaliteli, belki daha tecrübeli oyuncular vardır. İşte Musera daha tecrübeli. Icardi daha kaliteli. Ancak Lucas Torreira bu unsurların kendi maksimum seviyelerine ulaşmasını sağlayan e, oyuncu. Onu ortadan kaldırınca, e, denklemden çıkartınca Galatasaray'ın ile hücum arasındaki dengesi ciddi anlamda bozuluyor. Kaldı ki geçen seneye nazaran Angelinho gibi çok ofansif olan, savunmayı biraz daha az düşünen bir bekle transfer ettik Galatasaray ve o zaman denge biraz daha ofans yönüne doğru geçmiş oldu. Yani o boşlukları, Sasha Boyne'in boşluğunu, Ahilinho'nun boşluğunu çıkışlarda yapmış oldukları hücumlardaki arkadaki alanı kapatmak için Torreira gibi ya da Torreira'ya benzer oyunculara ihtiyacınız var. Bunun yanı sıra Rashisa gibi çok iyi kademeye gelen, savunma dengesi gayet iyi olan bir kanat oyuncunuz da yok. O zaman siz hücumda üretken olabiliyorsunuz, bir şeyler üretiyorsunuz ama her an arkada pozisyon verebilecek hale geliyorsunuz. Şimdi geçen sezonun en iyi ikilisi hep Nelson ve Abdülkerim demiştik. Ki bunu hak ediyorlar yani. İstatistikler ve maçların gidişatı da bunu gösteriyor. En iyi savunma ikilisi oydu. Ancak önlerinde Torreira varken. Yani Torreira çok fazla sakatlanmadı. Çok fazla eksikliği hissedilmedi Galatasaray tarafından. Ama kadroda birebir yedeği olmayan, onun yerini doldurabilecek oyuncu olmadan oynuyor Galatasaray. İlk olarak oraya bir hamle yapılması lazım. Bence transfer döneminde zaten en çok çalışılan noktalardan birisi de hem Toreira'yı yedekleyebilecek bazı karşılaşmalarda hem de Toreira ile birlikte bu tür işte Şampiyonlar Ligi'nde daha üst seviye maçlarda oynarken Toreira ile birlikte savunma dengesini sağlayabilecek bir oyuncu e, almak yoksa Galatasaray'ın kadrosu hem Emrubiyana'dan hem e, Jalgiris'ten çok daha kat be kat üstün yani 8 milyon euro yani ...transfer mark verilerine çok e, takılmıyorum. Evet. Geçen sezon YouTube kanalında anlatmıştım nasıl yapıldığını o verilerin. E, biraz hani işin içinde e, bilimsel bir yapı olmadığı için o veriler bana çok doğru gelmiyor. Ama nihayetinde böyle bir transfer potansiyeli ya da kadro potansiyeli olan bir takımdan bahsediyoruz Galatasaray olunca. Ziyalgiris'in e, değeri de transfer markta 8 milyon euro civarındaydı. Yani normal koşullarda sizin bu tür bir rakibe karşı bu kadar sıkıntı yaşamamanız gerekiyor ama ben Icardi'nin birinci e, yani pardon Torreira'nın sakatlığının bir de Icardi'nin olmamasının ciddi etken olduğunu düşünüyorum. Onun dışındaki oyunculara bakarsak geçen sezon sık sık 11'de kullanılan oyunculardan bahsediyoruz. Hani çok ciddi bir rotasyon da söz konusu değil. Evet rotasyona dahil olan mevkiler var. Raşit i̇şte Raşitsa yok, Icardi yok veya Torreira yok ama onların yerine oynayan oyuncular da hani genç akademiden yeni çıkmış eee oyuncular değil. Onlar da forma giymiş, eee Galatasaray'ın şampiyonlukta pay sahibi olan oyuncular. Ee, evet daha zor bir tur olabilir, riskli bir tur olabilir ama bazı şeyler de hayırlıdır. Yani bazı e, sürpriz e, yaşama ihtimalleri de hayırlıdır. Yani ben sevindim çünkü hiçbir takımımızın rakiplerine karşı elenme gibi bir durumu olmaması evet. gerekiyordu. Hani Kuluş belki en zorlayıcı rakip olabilirdi Adana Demirspor'la kıyasladığımız için. Ama diğer 3 takımımızın da çok rahat turu geçmesi gerekiyor. Ki Adana Demirspor'da bence net favoriydi. Net favoriydi. Geçmesi evet. gereken bir turu yani geçti. En deneyimlisi belki en sıkıntı üretebilecek takım evet. Kluş'du ama onlar da 10 kişi kalmasına rağmen turu geçmesini bildiler. Çok sevindirici 4'te 4'te devam etmek. Önümüzde rakiplerimiz var ülke puanı açısından. Ben hep öyle düşünüyorum ama. Ama aynı zamanda da ligin bu yapılan yatırımların karşılığını alabilmek için. Galatasaray'ın işte en yüksek seviyenidir Şampiyonlar Ligi grupları. Hatta oralardan çıkmak. Fenerbahçe, Beşiktaş için işte Adana Demirspor için Konferans Ligi'nde bir şeyler yapabilmek. Yani bugün yapılan yatırımlar, şu an Türkiye bazında bahsediyorum. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe açısından Türkiye'de Avrupa Ligi ve özellikle Konferans Ligi'nde neredeyse final görebilecek yatırımlar. Finansal olarak yaptığımız yatırımlar bunlar. O yüzden Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde, 3. ön elemesinde takılmak bu yatırımlara yakışmazdı. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu turda kadro biraz daha geniş olacak. Torreira'nın ile ilgili eğer sıkıntı yaşanmazsa savunma sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum. Evet daha biraz daha tecrübeli biraz daha iyi bir kadroya karşı oynayacak ama Galatasaray bence çok rahat Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Kalması da gerekiyor zaten. Yani bu yatırım, bu kadro Galatasaray kadrosu uzun sene Şampiyonlar Ligi'nde üst üste oynamak için kurulan bir kadro. Şimdi bazen bazı Galatasaraylı arkadaşlarımı medyada görüyorum işte Şampiyonlar Ligi kupası kazanacak Galatasaray diye. Ya Şevki anlıyorum. Ama mantığı da bu kadar hani uzak olmamak gerekiyor. Evet. Şampiyonlar Ligi'nin kupasını kazanmak için Manchester City yaklaşık 1,5 milyar euro'luk harcama yaptı son 5 senede. Yani bu işler o kadar kolay değil. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Adana Demirspor'un, Başakşehir'in sürekli Avrupa'da olup, sürekli o mücadeleleri vermesi ve sürekli alsat işleminde, transferde... Ee, artıda olması gerekiyor. Yani bizim artık oraya doğru evlenmemiz gerekiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hangi takım olursa olsun Avrupa'da tabii ki kupa kazanalım. En büyükleri, en iyi zaferler bizim olsun. Ama bu hani hedef olarak konulursa eğer böyle hedefler konulursa hüsrana uğranır. Hüsran tepkiye yol açar, tepki yol açar. Tepki bu yatırımların sona ermesine sebep olabilir. O yüzden Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne gruplarına kalmak. Ondan sonra o gruplardan çıkmak. Kuraya göre. Bazen çok zor kura gelebilir. Ya, öyle bir kura gelebilir ki... E, Avrupa Ligi grubu durda, olur. Avrupa Ligi grubu da olabilir. Ya da ilk turda havlu atabileceğim evet, bir grup kura olabilir. Kura çekildiğinde evet... hedefliyorum Galatasaray'ın çıkma Avrupa ihtimali Ligi zor ya da yok denecek kadar az diyebileceğimiz bir grup da olabilir. Ya olabilir. O zaman da dersin ki Avrupa Ligi'ne yani yine bir plan yap. Galatasaray UEFA Kupası'nı öyle kazandı. Yani unutmayalım ki Şampiyonlar Ligi'nden elenerek kazanılan doğru. bir kupaydı. O yüzden hedefleri doğru koymakta fayda var. Bu tür maçlara ben oyun açısından bizim hani oyunumuz, takımlarımız, kadrolarımız Eylül ayına doğru oturuyor. O yüzden ben çok şaşırmadım. Ufak tefek sürprizlere mahal verilebilirdi ki Oyevusi mesela ben Anadolu takımlarının değerlendirmesi taraftarıyım. Eğer bir hızlı forvet, alan değerlendiren forvet aranıyorsa tamam son vuruşları çok çok iyi değil ama heyecan yaratıyor. O, o heyecanı ligimizde de izleyebiliriz. İlerleyen zamanlarda transfer olursa da şaşırmam açıkçası. Kesinlikle. Ama burada önemli olan hata yapmamaktı. Seni ilk söylediğin. Yani sürprize mahal vermemekti. Hiçbir takımımız o sürprizi bize, kötü sürprizi bize yaş yaşatmadı. Ben bu turda da çok böyle ciddi sıkıntılar yaşanacağı kanısında değilim. E, rakiple alakalı da belki söyleyebileceğimiz bir iki şey olabilir. Serdar Sarıdağ bu noktada döneceğim. E, Icardi, Toreyra <laughs> ve Zaha takımla birlikte çalışıyorlar. Ama ikisi i̇kisi Zaha ve Torreira bir sakatlık sürecinden çıkıyor. Icardi daha yeni geldi. Bir sezon hazırlık süreci yok. Bu oyuncuların 11'de başlaması ile ilgili herhangi bir beklentin var mı? İlk 11'de mi? Evet. Ben zannetmiyorum hemen bu maçta ilk 11 olacağını. Bakalım yani, mı bu olur bence 11'de. Yani mantıklı yani olur Yani şu var. Bir ay yapmadığın zaman her şey en başa gidiyor. Spor yapmadığınız zaman. Evet. Antrenman yapmadığınız zaman her Yaşıyor şey musun en başa gidiyor. Yaşadın mı hiç? Yaşadım <laughs> yakın zamanda. Ya bir ay ara verdiğiniz zaman zaten hocayla da çalıştığımız için o da söylüyor. Bir ay ara verirsen en başa gidiyor. Arada o yüzden iki kere falan gel bari de hani çok başa gitmesin diye. Bu bir gerçek yani insan fizyolojisi bu yetenekle ilgili bir durum değil. Ne kadar yetenekli olsan da bu önemli. O nedenle ben ilk maçta ilk 11 olmayabilir ama sonradan oyuna dahil olma anlamında. Hani oyuncusu olarak onun 15-20 dakikası her şeyi değiştirebilir ya da onların diye. O açıdan söylüyorum. Icardi'nin özellikle. Özellikle Icardi'nin. Icardi'nin Hani birkaç dakikalık performansı bile her şeyi değiştirebilir. Öyle özel bir golcü. Ama şuraya gelelim. En hazır takım Adana Demirspor gibi gözüktü. Şu dört takımı hı hı. masaya yatırdığında rakiplerin zorluk derecesine hı. baktığımızda en hazır Adana Demirspor gibi gözüktü. Yani şu an ligin ilk haftalarındaki Adana Demirspor deplasmanına gidecek takımlar için hem hava şartları hem de rakibin gücü açısından baktığımızda zor bir deplasman artık. Ee, bana o gözüküyor. Çünkü Kuluş öyle ve böyle Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın oynadığı rakiplerden çok daha güçlü bir rakip. Evet. O bir gerçek. ben de kabul ediyorum. Kadro yapısı itibariyle Adana Demirspor daha böyle bir favoriydi ama o o maçı da ilk kez oynuyorlar orada. Doğru. Ee, en azından onlar gözüktü. Bir de yeni teknik direktör, hani parantez açalım ve teknik direktörlük kariyeri konusunda çok referansımız olmayan bir isimden bahsediyoruz. Evet, futbolculuk başka bambaşka bir seviye. Yöneticiliği de var ama Tek direktörlüğü yok. yok. Tek direktörlük evet. Ama tutarsa eğer bundan sonra birçok Avrupa'daki bu tarz hocaların gideceği kulüp Sayın, olur adını bir spor. Sayın Başkan'ın bu konudaki görüşü şu. Evet hani daha Pirlo ile görüşmüşler Montella'yı sonrasında. hem yurt ismi olan dünyaca tanınan bir isim getirmek istemiş. Hem de risk olarak hani ben de niteledim öyle bence de çünkü herhangi bir referans olmadığı için ne oynatacağını bilmiyoruz. Eee benim riskim diyor. Yani ben bu riski aldım ve ben başarılı olacağını düşünüyorum diyor. Ben mesela Murat Sancan bu tür durumlardaki sorumluluğu alma kısmındaki rolünü beğeniyorum. Adam sahaya indi transfer yaptı <laughs> Evet, birçok başka. Evet, sevmeyebilirsiniz. Bazı konular itici gelebilir. Bazı konularda daha iyi bakabilirsiniz ama başkanlıksa eğer ve sahipli başkanlıksa bu mesele böyle yapılması gerekiyor. Yani bu kadar işin içinde olması lazım. Yani tamam ben bu kadar hani futbol konusunda her şeyi biliyorum diye düşünen yöneticiler olabilir. Onlar da zaman zaman hata yapıyorlar, hatta çokça hata yapıyorlar ama bu riski ben aldım ve risk benim riskim diyorsa o zaman sayın başkanına saygı göstermek lazım. Ee, eğer ilk meyvesi de iyi oldu aslında. Montella meselesinde doğru söylüyorsunuz ki Samet Hoca ile başlamışlardı. Evet. Samet Hoca ile Balotelli sanırım sorunlar yaşamaya başlayınca hemen Montella'yı getirdiler. Fena da olmadı gerçekten. Bu arada Montella'nın payı büyüktür. Adana Demirspor'un hazır görünmesindeki unsurlardan birisi de bence Montella'nın geçen sezon oturmuş olduğu sistem çok az değişti Adana Demirspor takımı. Onu da unutmayalım şimdi. Evet. Galatasaray'da değişiklik oluyor, Beşiktaş'ta değişiklik oluyor, Fenerbahçeli kadro değişiyor. Adana Demirspor'da işin güzel tarafı eski hani sözleşmesi biten ya da opsiyonu biten oyuncularla sözleşme sağladılar ve kadro çok çok Büyük ölçüde değişmedi. Ee, i̇yi de en son bir 23 yaşında bir stoper aldılar. O da fena bir e, oyuncu değil. İyi hamleler de yapılıyor. Ben Avrupa'da da ligde de iyi bir Adana Demirspor bekliyorum. Evet hazır göründüler. Fiziksel olarak özellikle hazır göründüler. Ee, diğer takımlarımız da hazır olacak. Yani ben Galatasaray açısından çok endişeli değilim. Belki Galatasaray taraftarları ilk maç sonrasında biraz endişe etmiş olabilir ama yani sonuçta çok az süre önce bitti bu lig. Yani şunu hatırlamak daha fayda var. 10 gün falan tatil yaptı bu adamlar. Evet. E Fenerbahçe mesela veya Başakşehir 11 Haziran'da bitirdiler ligi resmi olarak. Ve Temmuz'da tekrar açtılar. Çok fazla tatil imkanları, çok fazla dinlenme fırsatları olmadı. Ve sezon uzun e, ve bu sezon içerisinde yüklemeler yapılırken, çok yoğun antrenman e, yapılırken hazır bir takıma karşı oynadı Galatasaray. Yani Jalgeris sezonun büyük bir bölümünde oynamıştı. Yani maç ritmine Galatasaray'dan çok daha fazla sahip bir takımdı. Önemli, önemli nokta maç ritmi zaten. Evet, bu belki bazı noktalarda endişe verici nokta, şeyler yaşanmış olabilir. Ben Torreira'nın eksikliğini özellikle savunma zafiyetine yoruyorum ama yani maç ritmi de sezonun açılış olması, e, antrenmanların yoğunluğunun, yorgunluğunun zaman zaman maçlara yansıması. Galatasaray için, işte Fenerbahçe için, Beşiktaş için, Adana Demirspor için bir dezavantaj olarak da geri dönüyor. Eğer rakibini sizden daha hazır bir durumda geliyorsa ki sezona çok daha hazır bir şekilde gelmiş oldu. Yani bu maça çok daha hazır bir şekilde gelmiş oldu. Bu tür sorunlar yaşayabilirsiniz. Ha, bunları çözmek için Okan Hoca çözümleri bulacaktır. Ama bir kez daha söylüyorum. Bence hani Torreira meselesi ve Torreira'nın çevresinde oynatabileceğiniz oyuncu meselesini hızlı bir şekilde çözmekte fayda var. Icardi transferini mesela çok iyi erken bitirdi. Herkes işte Ağustos sonu, Eylül başı gibi bekliyoruz demişti. Daha Ağustos bitmeden Icardi'yi getirdi ki Van der sağlık sorunu olmasaydı belki 10 gün daha erken gelecekti ve evet. oynayacaktı. Icardi'nin senin söylemiş olduğun işte 11'de oynama durumuyla ilgili ben Mauro Icardi'yi çok uzun zamandır takip ediyorum. Mauro Icardi'nin çok böyle ciddi antiprofesyonel davranışları olmuyor. Yani nedir? Bir ay, bir buçuk ay takımsız kaldığı dönemlerde 10 kilo fazlasıyla gelmiyor. Hiçbir zaman öyle olmadı. Hem kendine bakan hem kendi hazırlığını yapan bir oyuncu. O yüzden ben çok kısa vadede hazır olmasını bekliyorum Mauro Icardi'nin. Belki bu maçlarda 11 görmeyebiliriz ama süre alma ihtimali de beni şaşırtmaz. En azından sonradan Eğer oyuna, oyuna dair olabilir. 11 olursa da şaşırmam da orada Okan Hoca'nın tercihi olur. Risk alır almaz kaldı ki elinde Bakan bu var. Bence orada Bakan bu'yu da kullanabilir. Olabilir. O da artık daha iyice alışmış olacak. Çünkü hani bu turda daha yeni gelmişti. Ayağının tozuyla forma giydi desek yeridir. Daha alışmış, daha fazla antrenmana çıkmış. Birbiriyle daha oyuncularla birbiriyle daha fazla tanışmış. ne yapacaklarını daha iyi anlayan bir Bakan biz izleyeceğiz kuşkusuz. Çok endişe etmiyorum ben Galatasaray açısından. Hani Bunlar ufak tefek uyarılar. Sezon içinde de yaşanacak. Düşüşler olacak. Çok yoğun tempoda. Az önce sen şampiyonlar liginden bahsettin. Zor bir grup gelirse onların dönüşündeki maçlar da sıkıntı oluyor bizim ligimizde. Bunların hepsine hazırlık olmakta fayda var. Ne kadar erken uyarı alırsan o kadar hızlı düzeltme şansın oluyor. Yani kendine bir noktada Galatasaray toparlayacaktır. Ee, Serdar Sarı'da iyi gördüğün oyuncular oldu mu? ilk maçta. şu rakiplerle ilgili bir, bir şey söyleyeyim. Ya, tabii ki. Ee, ne olursa olsun bu takımlar e, yani eski Yugoslav ekolü, Sovyet ekolü diyebileceğimiz o demir perde ekolü olan takımlar. Onların izlerini taşıyan takımlar. Ee, daha doğrusu kültürü, spor kültürü. Sen de burada o Yugoslav spor kültürünü çok defalarca konuştuk. Yani e, her branşta. Şimdi bizim bu tür takımlarda sevmediğimiz şey bunların disiplini ve çalışkanlığı. İsim olarak seni çok fazla motive etmeyebilir maça. Hatta reyaveti bile sokabilir. Ama sonuç olarak acı veren, acı verici sonuçlara neden olan takımlar. Sadece bu takımlar için söylemiyorum. Bu tarz takımlar, o demir perde ülkelerinden gelen spor kültürü devam ettiği için söylüyorum bunu. Yani bu Galatasaray'ın ilk maçtaki rakibinde bile bu izleri görebiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu tarafı can sıkıcı. Ben bu tarafına da çalışıldığını düşünüyorum. Ee, elbette kağıt üzerinde konuşuyoruz. Galatasaray turu geçecek güçte, kalitede, genişlikte. O gün statta anons yapılırken, Galatasaray'ın 11'i sayılırken, 4. isimden sonra zaten psikolojik olarak bir sıfır geriye düşüyorsun. Bunlar hepsi doğru ama... Çalışkanlık, oyun disiplinden kopmama hırs e, gibi faktörleri üzerinde taşıyan bir rakip. O nedenle çok dikkate alınması gereken bir rakip diye düşünüyorum. Ama sürpriz bir oyun olabilir bizi şaşırtan. E, fakat e, sürpriz bir sonuç olma ihtimalini çok aklıma getirmiyorum. 4-4 devam etsin bu turda da. E, oyuncular açısından Galatasaray'ı mı soruyorsun? Galatasaray'da... Evet. Ee, tabii bir Nelson performansı çok şaşırttı hepimizi. Ama tabii ki Nelson e, yaşadığı coğrafya, bulunduğu coğrafya itibariyle, yetiştiği coğrafya itibariyle transfer görüşmeleri kafasına takıp da işini olumsuz e, etkilemesine neden e, olacak bir durumu yaşamaz asla o kültürden gelenler. E, i̇şine odaklanır, her türlü şartlarda soğukkanlığını korur. Ben de orada biraz e, savunmadaki işte Torreira'nın savunmadaki payının eksikliğinden olması kaynaklandığını söylüyorum. Hep söylüyorum Beşiktaş'ın mederiydi. Ve Beşiktaş'ın mederi gittikten sonra Beşiktaş gerçekten o anlamda sorunlar yaşıyor. E, Torreira'da olmayınca da Galatasaray'da bu anlamda birçok sorunlar yaşıyor. Bireysel olarak yoksa hepsi gerçekten maçın kaderini değiştirebilecek isimler. Keza Mustere keza Nelson işte efendime söyleyeyim oynarsa Icardi oynamazsa Icardi yerine oynayacak olanlar. Hepsini katıyorum. Bireysel anlamda oyunun kaderini değiştirecek çok iyi isimler var. Yani geçen sene şampiyonluk yolunda hemen hemen hepsinin bir e, maç kurtarmışlığı var gibi bir durum. Mustera'nın, Abdülkerim'in gol veya orta, ya efendim Icardi'nin, Kerem Aktiboğlu'nun, e, sonradan yapılan transferlerin, Saşa'nın hepsinin o şampiyonluk yarışında kırılma noktalarına dokunmuşluğu var. Bu açıdan baktığınız zaman maçın kaderini değiştirebilecek oyuncu sayısına en çok sahip e, takım Galatasaray tabii ki. Olimpia Ljubljana'nın Ludogorets'e Ljubljana karşı ilk maçlarında bir göz attığımda, seyrettiğimde bir, bir tane ceza dışından çok ekstra bir gol buldular. Deplasmandaki ilk maçta, ikinci mücadelede iki duran top golü buldular ve çok net çalışılmış, belli bir seti olan organizasyonu olan şekilde skor ürettiler. Bu durum Galatasaray'ın başını artabilir mi? Mutlaka Galatasaray'da rakibin yapabileceklerine çalışacaktır ki zaten çok bariz görünüyor. Ludogorets'in turu geçmesini bekliyordum açık söyleyeyim. Evet ben de. Daha favori görüyordum ama e, Ljubljana'nın e, favori olmadan gol bulma konusundaki en iyi unsurları çok mükemmele yakın kullandığını da gördük. Evet. Yani Galatasaray'a karşı da yani Ljubljana topu alıp Galatasaray yarı sahasına yerleşip baskı yapıp set hücumunda gol bulma ihtimali şu an için kağıt üzerinde çok zor görünüyor. Ne, ne yapabilir? işte biraz Jalgiris gibi belki geçiş hücumlarını deneyebilirler. Orada da bence Jalgiris kadar hızlı forvet oyuncuları olmadığı için o çok verimli olmayabilir. Bunun dışındaki şeyler de uzaktan şutlar veya duran top setleri. Duran Galatasaray akan oyunda Jalgiris maçlarına göre daha az pozisyon verirse ben şaşırmam. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü geçişi gerçekten Jalgiris'i iyi yapıyordu. Yani oradaki tek sorun son vuruşlar veya son tercihlerdi ilk maçta özellikle. Ee, o yüzden burada duran toplara her türlü dikkat etmek lazım. Yani dünyanın en kötü takımı bile, yani dünyanın en zayıf takımı bile duran top şansı verdiğiniz takdirde başka bir oyuna bürünüyor. Yani şöyle anlatmak gerekir ki hangi futbol adamı söyledi hatırlamıyorum. O yüzden özür dilerim. Referans veremeyeceğim ama duran top başka bir oyun. Yani futbol, futbol, taç, köşe vuruşu, serbest vuruş başka bir oyun. Çünkü oyunun hiçbir bölümünde ...sana rahat pas verme imkanı tanınmıyor onun dışında. O yüzden duran topta pası verme, pası organize etme, oyuncuları istediğin gibi yerleştirme gibi bir fırsatın doğuyor. O yüzden futbol ve futbol gücü olarak bakmamak gerekiyor duran toplara. Bazen çok zayıf takımların çok iyi duran top setleri olabiliyor. Burada da aynı şey yaşanabilir ve bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu duran top setleri sizin canınızı sıkabilir. Eğer savunma gücünü çok sert seviyede gösterirse, Galatasaray'a karşı direnç gösterirse bulabileceği gol e, opsiyonları ya geçiş olacak ya duran toplar olacak. O yüzden burada önlem almakta fayda var ama yine ben bir kez daha söylüyorum ben Galatasaray açısından da, Fenerbahçe açısından da, Beşiktaş açısından da, Adana Demirspor açısından da çok böyle olumsuz bakmıyorum. Buralara geçmek gerekiyor. Zaten buralara geçmek için yapılan yatırımlar, Yani rakiplerin hepsini kıyaslayalım. Bizim takımlarımızı kıyaslayalım. Bütçeleri, kadro kaliteleri, derinlikleri, teknik direktör kaliteleri hepsi bizim takımlarımızın lehine olur. Yani tartışmasız bu seviyelerdeki takımlara zaten takılmamamız gerekiyor. Ben sürpriz olacak kanısında değilim. Oyuncu olarak da Sergio Oliveira özellikle ilk maçta bence en çok sorumluluk kalan oyuncuydu. Ki geçen sezon bazı noktalarda özellikle son bölümde eleştirildi Sergio Oliveira. Hatta yerine oyuncu gelir mi? Acaba Sergio Oliveira yedek kalır mı tıpkı Dries Mertens gibi? Hala konuşulan Hala şeyler. Konuşulan Kerem şeylerde. Demirbay geldi, belki Aynen. bir oyuncu daha düşünülüyormuş. Olabilir. E, Sergio Oliveira çok yedek kalmayı seven bir oyuncu değil yani. kariyerine baktığınızda biraz. Hani hem Porto'da hem Roma'da bu tür hani statüsünü kaybettiği takdirde sıkıntılar yaşan ve ayrılma yoluna doğru giden durumları oldu Sergio Oliveira'nın. 11 oynamayı ve takımın önemli parçası olmayı seven bir oyuncu. O yüzden onun yerine getireceğiniz oyuncu ya da öyle bir hamleyi Biraz hani etraflıca düşünmekte fayda var. Ee, ama ilk maçta bence maçın en iyisiydi. İkinci maçta çok böyle kaliteli, iyi, ön plana çıkan oyuncu var mıydı? Dries Mertens ve golü haricinde Galatasaray idare etti o golden sonra. Daha fazlasını da bulabilirdi belki. Ama pozisyon da verdi. Ee, çok hızlı bir şekilde, kötü performans olarak değil de uyarı içeren performans olarak kenara koyup yola devam etmesi gerekiyor. Okan Hoca'nın da zaten bu tecrübesi var. Daha önce Avrupa'yı Başakşehir'le de oynadı. Akisar'la da kupa sonrasında oynadı. O yüzden... Başakşehir'le de imkansız bir gruba düşüp iyi oyun oynamıştı. Evet iyi oyun oynadı. Gerçekten de ölüm grubuydu. Yani bir de pandemi dönemi aslında biraz daha avantaj oldu. Yani Başakşehir'in taraftar kitlesi çok yoğun olmadığı için oynadığı takımlarda taraftar gücünden faydalanamamıştı. Ama iyi oyun oynadı. Dikkat çeken maçları oldu. Manchester United maçıydı sanırım. Dikkat çekici maçlardan birisiydi. Evet. Zor bir gruptu. O zor grupta elinden geleni yaptı Leipzig, Manchester United, Paris Saint-Germain de yanlışım. Zor grup. Ee, şimdi de bence Galatasarayla bu kurulan kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde liginde uzun vadede işler yapmaya çalışacak. Yani bu sezon gruplardan çıkmak olur. Yarın öbür gün belki bir çeyrek final görmek olur. Bu yatırımlar devam ederse çünkü biz gittiğimizde ilk söylediği şey buydu. Biz kadroyu korumak istiyoruz. Hani Sasha Boye'yi de Nelson'u da, Nelson da Torreira işte konuşulduğu gidecek mi diye. Torreira'yı da tutmak istiyoruz demişti. E şu ana kadar da tuttuğunu görüyoruz. Eğer bir transfer yapılırsa da sanırım hemen bir B planı devreye girerek giden oyuncunun yerine hemen aynı kalibrede bir oyuncu getirilecek. Kadro konusunda bir sıkıntı yaşamıyor Galatasaray. Teknik direktörüne de ben güvenilmesi taraftarıyım. Ee, bu turda da çok rahat geçeceği kanısındayım. Çok büyük bir transfer atılımı hala bekliyor musun? Bekliyorum. Ben bekliyorum. 3. bir ben. Ben ofansif bekliyorum. Ofansif bir orta saha oyuncusunun daha kanatlara da kaçabilen. Ben isimle vereyim. Rashisa ve paradesi bekliyorum. Yani sağ kanada Rashisa, orta sahaya paradesi bekliyorum. Yani bu Endombele olabilir, parades olmaz. İkisi olur bir ayrılık söz konusu. İki olur. tane kesin olur. Gibi Ama gözüküyor. iki transfer, ilk 11 seviyesinde iki transferden Ha Giden olursa 3 de olur, 4 de olur. Nelson hani giderse Sergio Ramos'tan bahsediliyor ama ben Sergio Ramos taraftarı değilim açıkçası. E çünkü hani bu kadro biraz da 3-4 senelik iş yapacak bir kadro olarak kuruldu. Sergio Ramos'tan 3-4 sene verim almak zor olur. Bu sezon için belki bu iyi işler Çünkü çok büyük tecrübe. Evet. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 3 yani belki. Yani şöyle Nelson giderse şimdi aralarında bir uyum var ya. O uyumu yeniden bir adam alıp tekrar kurmak uzun zaman olur. Bari bir tecrübeyi alalım. Bu seneye böyle bir geçelim diyebilirler. Ama yani sen hani o bilmiyoruz şu an tabii hani afaki konuşuyoruz ama belki ser, de başka bir, tecrübe. bir senelik sözleşme imza atmayacağı için muhtemelen e, oraya farklı bir isim düşünülür diye e, kafamla canlandırıyorum. Ama iki tane minimum iki tane 11 transferi bekliyorum. Yani Kerem Demirbay bence çok iyi ekleme. Özellikle lig e, ve yerli kontenjanı konusunda Galatasaray'ın alabileceği en iyi oyunculardan birisini aldı. Ve alırken Şuna da dikkat etmek gerekiyor. Bunu Fenerbahçe ve Beşiktaş için de söylüyorum. Yerli oyuncu alabilirsiniz. bu kuralda oynatmak zorundasınız. Ama sizin güçlü olduğunuz yabancıların yerine yerli oyuncu almak sizin elinizi güçlendirmeyecek ve atıyorum Edince var elinizde örnek veriyorum Fenerbahçe açısından yerli oyuncu alacaksınız oynatmak için. Edinceko'nun pozisyonunda alırsanız pek bir işinize yaramaz. Umutmayır. Yani sizin alma Umut içinde Umut iyi opsiyondur ama e, Kerem Demirbay Icardi'nin mevkisinde almış olsaydı Galatasaray Halil Davişoğlu. Yani size artı 3'te çok büyük bir opsiyon sunmayacak. Çünkü Icardi ya da Bakan bu oynayacak evet. orada. Ama Dries Mertens gibi 11'de olması çok fazla düşünülmeyen, alternatif olarak kenardan getirilecek bir oyuncu yerine Kerem Demirbay tarzında bir oyuncu çekiyorsanız, Sergio Oliveira tartışılırken Kerem Demirbay tarzında bir oyuncu çekiyorsanız bu 11'i kuvvetlendiren bir hamle olarak görüyorum. Çünkü bugün Sasha Boye varken Sağ Mert Müldür'ü alırsa Galatasaray, e, boya var zaten boya oynayacak. Yani Mert Müldür'ü oraya alman pek bir şey ifade etmiyor. Senin artı üçünü kuvvetlendiren bir şey değil. Kerem Demirbay öyle bir transfer değil mesela. Ben Kerem hem Türk pasaportu hepsini geçtim kadronun da çarpım gücünü arttıran bir isim. Ya, yani Topu kadroya kullanıyor, kazandıracağı esneklik açısından uzaktan söylüyorum. Uzaktan şutu var, oyunu yönlendirebilen ya, bir oyuncu. Benim çok kaliteli... beğendiğim oyuncu normal şartlarda kendisini yapacağım bir eleştiri. Ya bundan 3-4 sene önce Bayern Münih'te olması gereken bir yetenek. Ya o yüzden zekası. Bazen, evet kariyer tercihleri bazen evet. farklı ama 40 milyon euroya sanırım 35-40 milyon euro civarında bir transfer yapmıştı Leverkusen'e giderken de. Yani bu transferleri 11 transferi olarak yani endombelede bir 11 transferi veya işte Paredes'te bir 11 transferi, Raçissa da bence sağ önde oynayacak. İşte burada Zanyolu ayrılır mı? Nelson ayrılır mı? Tabii ki ayrılıklara göre de farklı stratejiler uygulanır ama minimum iki tane transfer bekliyorum ben. 32 milyon euro vermiş Bayer Leverkusen. 32 evet. Offenheim'a. E. Ee, bir şey söyleyeceğim İyi, sana. 7-8 sene önce Beşiktaş'ta 850 bin euroya anlaşmayı kabul etti. Erdal Torunoğlu'ları anlaştı. Niye olmadı? Ee, şey Danışmanlar dedi ki Beşiktaş'ın futbolcusu değil. Değilmiş. Bayer Leverkusen'e gitmiş. Yani çok saçma bu şeyler. Yani evet. Ben o danışman o zaman mesela Türk futbolun en büyük bir sorunlarından bir biri. Şey yani. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen bir takım. Bir, yani bir şey söyleyeceğim. Yani bir danışman yani danışan danışman meselesi Türkiye'de çok garip bir hale aldı. Korkunç, korkunç. Mesela ben olsam ifşa ederim. Derim ki ya arkadaşlar biz Kerem Demirbay ile anlaştık. Bakın böyle 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 bir kariyer sahibi oldu. Bize futbol konusunda fikir veren şu arkadaşlar bu adamın bizde oynayamayacağını savundular dedi ifşa etmek lazım. Sağlam bir şey söylemiyim. Bak yurt dışındaki birçok yaşayan dostlarımızla futbolun içerisinde olan dostlarımızla konuştuğumuzda şöyle diyorlar: Eğer böyle ölümcül hata olmuşsa bir kişinin kariyerinde, onu zaten o sektörde fazla tutmuyorlar. Yani tutmuyorlar de derken tutuyorlar. sen defol git anlamında değil. Zaten ona bir iş imkanı doğmuyor. bir onun şeyini CV'sine yazılıyor zaten. İşbiliyor. Ya işte bizde biz tutuyorlar maalesef. Bizde tutuyorlar. Bizde çünkü ahbap çavuş ilişkisi olduğu için. Yavaş yavaş bu da düzelecek. Yani bunun farkındalar artık. Ya ben futbol konuşmam abi o adamla. Hiçbir şey konuşma. Yani çok garip. Yani Ke ya o bir, neyse çok daha fazla sanki. şu adam veto yani. edildi bir de Çok büyük de kavgası, mücadelesi verildi. Alalım alalım satarız sonra diye. O dönem hatırlıyorum. Levin Öztunalı vardı. Kerem vardı. Tolga Arslan vardı listede. E, Tolga'yı alabildiler. Levin olmadı. Ki Levin sonra zaten kariyeri de pek herhalde iyi bir yere gitmedi. Kerem e, vardı. Yani Kerem çok net bir isimdi. Bir de e, Orkun Orkun'u duymuştum. Orkunlar Rezan, ki... Rezan diye bir futbolcu vardı. İsveç'teydi galiba. Bir de onu duymuştum. Yani şöyle bizdeki bize göre değil yani yakalamışlar mantığı... Yusuf yakalamışlar hani hakikaten işte. scouting kaç sene önce de, Şimdi değil. Ama bir şekilde olmuyor abi. Ya olmaması da garip bir şey. Yani bizdeki mesela bugün Fenerbahçe için Yulman'dan bahsedildi. Sporting 20 milyon euro veriyor. bedelsiz almış e, Avusturya takımı. Sonra oradan Lecce'ye galiba 175 ya da 200 bin euro civarında gidiyor. Bizim o etap olmamız lazım. Kerem transferinden örnek verirken. Şimdi biz evet Icardi'yi, Koyu getirebiliriz. Bu harcamalar yapılıyor ki bence yapılması gerekiyor. Yani o şartlarda değiliz ama neyse. Ben muhasebe kısmına girmeyeyim. Kızıyor taraftarlar. <laughs> ama bizim takımlarımızın daha çok o adam mesela Kim Minje transferi bizim transferimiz. Biz öyle Olmalı. olmalıyız. Ama o da nadir nadire. Biz Napoli anladın. olamayız yani 18 vererek. Ya da United olamayız. Bayern Münih olamayız 40 yatırıp vermek. Bizim bir önceki etap olmamız gerekiyor ki bunu bazı transferlerde çok iyi yapıyoruz. Bazen fırsatlar çıkacak karşımıza. Torreira mesela inanılmaz bir fırsat. Ben hala söylüyorum. Çok büyük transfer başarısı Toreyre'yi. Hala çok şaşırıyorum bu ligde oynuyor olması. 6 milyon euro Toreyre'yi getirmek çok büyük başarı. Aynı şeyi ben Baçvai'ye 3 milyon euro için söylüyorum. 3 milyon euro'ya Belçika Milli Takımı santrforunu getiremez. Yok öyle bir şey. Güzel fırsat değerlendirdin. Eleştiriler vardı Beşiktaş döneminde. O da fiyatını düşürdü. Aldın, getirdin, imza attırdın. Çok iyi. Cepte bunları yap. Ama aynı zamanda hani Yulmand'ı niye alamıyorsun? İşte şunu niye imza attıramıyorsun abi? Adam 20 milyon euro veriyor. 600 milyon TL yapıyor. Yani Talişka'yı biraz... niye alamıyorsun? 10 ah, milyon euro kazanıyor. 600 milyon TL yapıyor yani. 10 evet. milyon euro kazanan bir ya da iki oyuncu alabiliyorsun. Ki bence alamaman gerekiyor normal koşullarda bu. Hala isteyen herkese her yöneticiyle de tartışırım. Çünkü sene içinde finansal şartlarla ilgili serzençte bulunacaklar. O zaman da hatırlatmak gerekecek ya arkadaş. Hani veriyorsun o zaman şey yapma yani. O zaman vermeseydin. Şikayetçi olma. Şikayetçi olma. Bu ayrı konu. Bu taraftarla çok anlaşamadığımız bir konu. Yöneticilerin de çok fazla mantık çerçevesinde ilerlemediği bir konu ama bizim o etap olmamız lazım. İşte Kerem gibi işte Yulmant'tan bahsediyor. Yulmant gibi ya da Torreira gibi Sampdoria'ya gitmeden önceki hali gibi. Bu oyuncuları o seviyelerde bulup getirmemiz gerekiyor ki ciddi kar edelim. Bunu sürekli hale getirelim. Ama işte bir yerde bizim oyuncumuz değil oluyor. Yani bize bizde başarılı olamaz referans veriliyor. O da şundan kaynaklanıyor anladığım kadarıyla ki birkaç gündür Fenerbahçe üzerinde çok soru aldım hiç bu konuda. Fenerbahçe yıldız transferi yapacak mı? Galatasaraylı muhabir arkadaşlar da gazeteciler de aynı soruları Galatasaray üzerinden. Serdar abi ve meslektaşları da Beşiktaş üzerinden alıyordur. Bizdeki algı şu transfer tanınıyorsa iyidir. Evet. Peki öyle olmuyor. Saşa Boya çok tanınmıyordu. Ben Saşa Boya'yı tanıyan adam yoktu bence ben Yok, Galatasaray evet. transfer olduğunda. Şu an Galatasaray'ın en çok sevilen isimlerinden birisi. Saşa Boya transferi doğru transfer. Mesela Markov, o Markao, çok tartışıldı. Evet. Delali çok tanınan bir isim. Cavestan aldı mesela. mesela. Delali'nin de zaten hiçbir şey veremeyeceğini burada evet. defalarca söyledik. Serbiyer transferi bir fırsat gibi görüldü, yararlanamadın. Bazen hata yapacaksın, %100 haklı bir şansı yok. Ee, Pepe ismi geçiyor Arsenal'de. Evet. Bir Arsenal taraftarı olan Türkiye'de yaşayan bir İngiliz arkadaşım, aynı zamanda Beşiktaş taraftarı. Ben de Beşiktaşlıyım aynı zamanda Arsenal'lıyım. Ben olsam almam. Niye? Çok büyük bir riski var. Yani bizim bu, burada dedi e, hayal kırıklığını çok e, daha güçlü bir hayal kırıklığını ifade edebilmek için e, bir İngiliz deyim var. Onu söyledim unuttum İngilizce. E, onu kullanırız. Arsenal'in en büyük hayal kırıklığı diye. Çünkü gerçekten çok büyük paraları alındı. Beşiktaş dönemi şey bölümü gelince Beşiktaş onunla ilgili bir şey anlatacağım. Söyleyecek. Bak, çok evet. büyük paraları alındı. Şu an için çok büyük bir risk. Yani bu da ikinci bir delali olabilir ama evet, burada eğer kafası rahat ederse bu taraftar, başka bir taraftar oynatırsa da Beşiktaş'ı çok farklı bir seviyeye getirir. Oraya gelince zaten konuşuruz. Hani ben, risk taşıyan transferler. Ben de bilgi Pepe, Pepe ismine karşı veya destekleme anlamında bir şey diyemem ben tabii de. demin ki örneği çok güzeldi. Saçlı boyayı bilmezsin, çok iyi çıkar. Kimi bilmezsin, çok iyi çıkar. Delaliyi bilirsin, Piyaniti bilirsin bir şey alamazsın ondan. Son dönemde bu işi Galatasaray iyi yapıyor. Fenerbahçe de bence iyi yapıyor. Yani piyasa şartlarına göre bak illa genç oyuncu tanınmamış oyuncu değil. Piyasa şartlarına göre sana uyabilecek ve uzun vadede hem kar ya da sportif başarı getirebilecek oyuncuyu transfer etme konusunda iyi işler yapılıyor. Ha, hepsi tutmuyor. Mitchell tutmadı mesela olmadı. Yusuf Demir tutmadı olmadı. Yani ondan iki tanesi, üç tanesi, dört tanesi tutmaz. Altı tanesi tutar senin şampiyon yapar. Yani %60 sen geçen sen. iyidir transferde Çok iyi, başarı tabii ki. öncesinde. %60'ı Paris Saint Germain tutturabilse şampiyonlar iyi şampiyon olur. <laughs> Tutturamıyorlar adamlar o parayla. Her sene olur hem de. City her sene stoper alıyor. Doğru. Görüyorsun yani. Yani şey değil bu arada kötü olduklarından değil. Hep daha iyi arayışı hep daha farklı arayışı. City'nin aldığı stoper kadar dünyada stoper alan takım yoktur. Ama sürekli transfer yapılıyor. Her seferinde de doğruyu bulamıyorsun. Galatasaray için geçen sezon çok verimli geçti. Bence Beşiktaş için de transfer dönemi verimli geçti. Fenerbahçe de Bir deli alış hakikaten hepsi verimli İyiydi geçti yani. Bugün Red Bull'da üzülüyorlar. Evet, yani o yüzden eee e, çok böyle isimdi, yıldızdı, şöyleydi, böyleydi. Tamam anlıyorum. Belki psikolojiler etkilenebiliyor. Bu biraz taraftar refleksleriyle de alakalı. Ancak işin biraz şey boyutuna bakmak gerekiyor. Ne yapılıyor? Ne yapılmaya çalışılıyor? Nasıl yapılıyor? E yapılabiliyor. Mu? Bir küçük araya gideceğiz sevgili seyirciler spor gündeminde. Bu sezon kulüplerimizin yaptığı transferlerle alakalı videoları şimdi ekranlara getirelim. Çok da renkli görüntüler izleyeceğiz. Sonrasında sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Fenerbahçe Zimru karşısında çok rahattı. İki maçı da zorlanmadan kazandı temsilcimiz. Şimdi Fenerbahçe'ye bekleyen bir Maribor mücadelesi var ama özellikle Mert Hakan ve Ciku ile alakalı Biraz konuşalım istiyorum. Oyuncular kadroda yer almıyor. Bir süre sahalardan uzak kalacaklar ama çok uzun zaman dilimleri olacağını düşünmüyoruz. Böyle bir beklenti kesinlikle yok. Fenerbahçe bekleyen bir dedin ya arkasında tehlike mi diye söyleyeceksin arettim. Baribor dedi. Evet. Ama e, tehlikeli olur mu? E, onu, da onu da değerlendirelim. Mutlaka değerlendirmek gerekiyor. E, Ciko ve Mert Hakanı nasıl buldun? Bu tur için ya da belki ligin 1-2 haftalık e, periyodu için kayıp olur mu oyuncular? Ciku ile başlayalım. Evet. Transfer olurken özelliklerini anlatmaya çalışmıştım Strasbourg'da izlediğimiz ve ligin üçlü savunma oynayan bir takım Strasbourg. Ligin iyi stoperlerinden birisi. Boyu bir stoper için ortalama daha kısa olsa da 1.82 yanlışım yoksa hava toplarında etkili, topu çıkartırken de temiz çıkartan stoper oyuncularından birisi. Yani bu. Ee, önemli unsurlardan birisi. Topu iyi kullanan, topu olumlu kullanan, rakip yarı sahaya en iyi şekilde aktaran ve Fransa ilginde de zaten bu konularda en iyilerinden birisiydi. İkili mücadelelerde fena değil, atletizmi var. Ee, ama hani hız konusunda da çok hızlı bir stoper beklemeyin diye anlatmaya çalışmıştım. Zimbru karşısında yani rakibin de zayıflığından kaynaklı çok fazla defansif müdahale yapma gibi bir durumu söz konusu olmadı. Ama ilk maçta ben topu kullanma şeklini temiz, e, çok fazla Top kaybetmeden, çok fazla sıkıntı yaşamadan oyunu kurma konusundaki başarısını takdir ettim. Daha zorlu bir rakibe karşı defansif halini görmek lazım. Ama Fenerbahçe'de iyi bir opsiyon olacağı kesin. Ben ilk 11 olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü şu anki hali hazırdaki durumda Fenerbahçe'nin yerli bir stoper oynatması gerekecek. Sağ stoper olarak. Yüksek ihtimalle de Serdar Aziz olacak. Serdar Aziz Bekao, Serdar Aziz Cikgu belki, Luan Perez söz konusu olabilir. Mert Hakan'a gelecek olursak da ilk maç, ikinci maç özellikle ikinci maçta Fenerbahçe oyunu merkezden kurmakta zorlandı. Crespo, İsmail Yüksek ikilisi belki savunma konusunda gayet iyi bir ikili ama oyun kurarken size aynı opsiyonları, aynı rahatlığı sunan bir ikili değil. Bunda Zimru maçının Crespo sakatlanıncaya kadarki bölümünü net bir şekilde gördük. Fenerbahçe oyunu Ferdi üzerinden, sol bekten ve Ferdi'nin sıkça içeri kat ettiği ve bir oyun kurucu gibi oynadığı bir oyunla oluşmaya çalıştı. Ezimru da bunun farkına varınca çok fazla farklı opsiyonlar üretemeyince Fenerbahçe savunması daha kolay hale geldi Fenerbahçe'yi. Evet. Ne zaman Crespo sakatlandı Mert Hakan oyuna dahil oldu. Orta sahadan daha fazla hücum desteği, daha fazla üretkenlik desteği aldı Fenerbahçe ve oyunun kilidi yine bir öyle çözdü. Şu pozisyonda mesela burada e, Tadiç, e, Ferdi, Mert Hakan paslaşması var. Evet Ferdi'nin tek topta bırakması çok akıllıca ancak orada Mert Hakan'ın 3. oyuncu olarak hareketlenmesi, Tadiç pası verirken daha hareketlenmesi e, oldukça önemli bir nokta. Fenerbahçe'nin geçen sezon set hücumlarında yapamadığı şeylerden birisi buydu. İlk maçta ilk Zimru maçında da bunu çok iyi yaptı Fenerbahçe. İkinci maçta da Mert Hakan girdikten sonra yaptı. Bunlar önemli şeyler çünkü Fenerbahçe bu sezon daha fazla topa sahip olacak. Daha fazla rakip yarı sahada oynayacak ve Şimanski gibi, işte Tadic gibi, Batshuayi gibi, Ceko gibi, Ferdi gibi bu tür oyunlarda tek pas oynamayı tercih eden, işte İrfan belki buraya dahil, dahil edebiliriz tek pas oynamayı tercih eden, o kaçan oyuncuyu iyi gören e, futbolcuların biraz daha söz sahibi olacağı bir sezon izleyeceğiz. Bu bağlamda merkez orta sahada bu oyunu bu kadar hızlı oynayabilecek ve bu ekstra koşulları yapabilecek oyunculara ihtiyacı olacak. E, Mert Hakan bu katkıyı iyi vermişti. Ama Mert Hakan'la ilgili en büyük işte endişe bu sakatlık ve süreklilik konusundaki sıkıntıları. Eğer süreklilik yakalarsa zaten bence ligin iyi oyuncularından birisi o nedenle de transfer oldu. ve yerli statüsünde yerli kontenjanında da Fenerbahçe'nin faydalanabileceği bir isim. Ama Fenerbahçe'nin özellikle rakip ne kadar zayıf olursa olsun bu turda da İsmail Yüksek'in golü çok güzel. Evet çok. Mert Hakan'ın katkısı çok iyi. Ama Fenerbahçe istediği seviyeye ulaşmak istiyorsa bu nedir? Şampiyonluk yarışında favori olmak, Avrupa'da bence bu yatırımla Konferans Ligi'nde gayet iyi bir noktaya gelmek ve Türkiye Kupası'nı kazanmak. Yani hedefler bunlardır. buralara gelmek istiyorsa orta saha merkezine kalite artırıcı. Ben Fenerbahçe'nin son yıllarda nicelik transferlerinde doğru gittiğini görüyorum. Biraz nitelik transferine doğru ilerlediğini bu sezon görmeye başladık. Kalite artırıcı nasıl Edin nasıl Şimanski, nasıl Tadic size kalite artırıyorsa, nasıl Ryan Kent işte Rossi ile kıyasladığımızda daha kaliteli ise evet. mevcut oyuncuların daha üstünde, daha iyi olan, daha farklı şeyler sunan oyuncular transfer etmesi gerekiyor. Şimdi isim isim gidersek işte az önce Yulmant'tan bahsettik ama adam 20 milyon euroya Sporting'e gidiyor. Şimdi soranlar oluyor ya Sporting altyapısı çok iyi niye 20 milyon euro harcıyorlar? Adamlar Ugarte'yi 60'a Paris'e sattılar yani çok para Elleri de için. rahat. Elleri rahat ve bazen böyle transferler yapıyor. 20'ye alıp seneye belki 2 sene sonra 80'e satacaklar. 24 yaşında çünkü daha oyuncu. Ee, ama işte Dominguez, işte Krunic, Krunic'i beğenmeyenler de var mesela burada da. Milan'ın ilk 11'inde oynayan oyuncuyu biz ne gerek var daha iyisini almamız gerekiyor diye e, tartışanlar var. İyi kurgulamak daha gerekiyor. Daha iyisi ne olur ki Krunic? Ya do Dominguez olur. Hangi kategori olur. Yani işte Para bahsediliyor, Dominguez'den hmm. bahsediliyor. İşte ben çok şey yapma, bu kıyasların çok sağlıklı olduğu kanısında değilim. Değil, bence de ee, ne ne getirebilir değil. oyuncu yani ve Şampiyonlar Ligi'nde 11 maçın 9'una 11'de başlamış. Yarı Seri oynayan takımın evet, 11'indeydi. 23 yani. maçta 18 gol. Yani özel bir yetenek değil, değil kesinlikle ama iyi bir ama tamamlayıcı parça. Ama Şampiyonlar parke. Ligi 11 maçın 9'unda ilk 11 başlamış. Oynamış. Evet. bizim ligimizde en son Şampiyonlar Ligi oynayan kaç tane oyuncu var acaba? Ya Fenerbahçe kadrosunda şu an yok. Ceko var işte. Ceko var evet pardon. Doğru. Tadiş var ben bir de. Tabii. belki tabii yani, yani bu ikili var. Genele vurduz ama çok düşük rakım. Yani o yüzden e, bunu yani bu değerlendirmeleri yaparken geçen gün Jorginho tartışması oldu mesela Fenerbahçe açısından. E, bazen anlat, anlatmak istediklerimiz de havada kalıyor. Jorginho iyi oyuncu değil mi? Hani evet. herhalde bunun tartışmasına girmeyiz. Dünya standartında birçok kupa kazanmış. E, hani kazanabileceği çok fazla bir şey kalmadı galiba kariyerine bakarsak. Ama Jorginho'yu oynatıyorsanız Jorginho'ya uygun bir orta saha kurgusu yapmanız gerekiyor. Şimdi bir bakıyorum Fenerbahçeli arkadaşlarım Endombele'yi alalım yazıyor. Ertesi gün bakıyorum Paredes'e niye imza attırmadık deniliyor. Ertesi gün bakıyorum Yulmant niye gelmedi oluyor. Ertesi gün bakıyorum Jorginho niye gelmedi. Bunların hepsi birbirinden biraz farklı oyuncular. Yani hepsi birbirinin ikamesi olamaz. Evet anlıyorum isim üzerinden ve bir yıldız isteği üzerinden transfer isteği olabilir ama orta saha kurgusunu birbiriyle uyumlu oyuncular üzerinden kurmak daha faydalı olabilir. Yani Jorginho'yu oynatan takım savunma önünde belki 8 numaralarda ki muhtemelen 4-3-3 oynar o takım. 8 numaralardaki oyuncularının biraz daha top kazanabilen, biraz daha sertlik seviyesinin yüksek olduğu, temposunun yüksek olduğu oyuncular olması gerekiyor ki Jorginho o alanı bulabilsin. Çok fazla defansif meselelerle uğraşmadan top kapma meselelerini başkalarının hallettiği, onun oyun kurduğu bir oyun oynanabilsin. Hatta savunmadan top çıkartırken de ki Jorginho'nun tabii hani sağ, beri hani bahsediyorum. Hatta bu durumlarda bile biraz da onun aklından anlayan, onun alabileceği riskleri anlayan, ona göre top çıkartabilen bir orta saha kurgusu ya da savunma kurgusu gerekiyor şimdi. Her oyuncuyu istemekle olmuyor. Jorginho'yu getirsin getirirsin, bu 11'e koyarsın. Belki bu 11'de istediğin o, o orta sahayı kurgulayamayabilirsin. Ona göre evet. de oyuncu alman gerekir. Fenerbahçe'nin gerçekçi hedefleri olması gerekiyor ve bu gerçekçi hedeflerde 6 ve 8 numarada şu anki mevcuttan daha kaliteli isimlerin olması gerekiyor. Nedir bu mevcut? Arao, İsmail Yüksek, Crespo, Zeiss. Simanski'yi dışarı koyuyorum. Yeni transfer ve bence gayet iyi bir transfer. Daha ofansif bir yönde görüyorum Simanski'yi. O yüzden bir kenara koyuyorum. Ama bu dört oyuncudan en azından üçü, en azından ikisi ayrılacak gibi görüyorum ben Crespo ve Arao'yu. Diğer ikisini de alternatif olarak görüyorum. Yani bu dört oyuncunun önüne iki tane 11 oyuncusu gelmesi gerekiyor. Bu bu transferin yapılması lazım. Bu Kroniç olur, Dominguez olur, başka bir isim olur, Endombele olur, işte Bisuma'dan bahsedildi. Acayip isimlere de gidiyor. Yani İyi bu ülkeye gelmesi çok zor bir isimdi. Yani bunları ortaya atarak bazen de yıpratılma meselesi de oluyor. Yani Bisuma'yı nasıl almazsın? Alamıyorsun işte çünkü. Evet. Yani, Yulman'da da imza attıramıyorsan niye o koltukta oturuyorsun? 20 milyon euro hani olmuyor. Yani Dominguez niye gelmiyor? 15 milyon euro istiyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? O yüzden gelmiyor. Bu şartları iyi değerlendirerek bazı şeyleri yapmakta. Kuru ile ilgili haber gördüm sabah. Fenerbahçe 5 milyon euro önermiş. Milan 15 milyon euro istiyormuş. Hani abi böyle bir fark olabilir mi? Böyle bir fark nasıl kapatacaksın? <laughs> hani bir şey yani bu bir pazarlık farkı değil. Hani Fenerbahçe 5 verir. Milan 8 ister. <laughs> Çok, Çok yaşar. Hep beraber. 7'yi anlaşırsın değil yani. Bir tane... <laughs> Çok yaşa. Tuttum bu sefer ama <laughs> siz yapmayın. Evet. evet. Bir, bir tarafta 5 milyon euro, bir tarafta evet. 15 milyon euro var. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden transfer meselesinde ben de katılıyorum. Fenerbahçe taraftarının söylemlerine de katılıyorum. Bence orta saha kalitesini yükseltmek gerekiyor. Burada ayrılan isimler üzerinden gitmek lazım. Arao eğer ayrılıyorsa ki muhtemelen eliyle transferi gerçekleşiyor. Jorge Jesus'la ilişkisi biraz şey e, Ayman'la şey ilişkisine benzedi. Ziya, Ziya Hoca Ziya, ilişkisine Doğan. benzedi. Ziya Hoca da genellikle tercih ediyordu. Ee, oraya gidecek. Crespo'nun da ben ayrılmasını bekleyenlerdenim. Sezon bitiminden beri söylüyorum. Eğer o olursa, eğer Crespo ayrılmazsa bir kez daha dile getireyim. Gerçekçi olmak gerekirse Fenerbahçe muhtemelen bir orta saha transferi yapacak. İki değil. Çünkü sayısal olarak da zaten çok olmuş oluyor orası. Çoğaldıkça oyuncu oynatamıyorsun. Maaş yükünü artıyor. Oynatamadın oyuncuyu kenarda bir şekilde bekletmek ve değerini kaybettirmek zorunda kalıyorsun. O yüzden 11 transfer yapması lazım. Bu transferi yaparken de bazı oyuncuların kesinlikle gitmesi gerekiyor. İsmail Yüksek gitmeyecek. Yerli oyuncu belli. Opsiyon olarak kalacak ki hoca da beğeniyor. Zayt yeni sözleşme imzaladı. O zaman imzalamasaydınız başka bir oyuncu getirseydiniz denilebilir. Şimanski yeni transfer. Bunların haricinde Mert Hakan'a talipler vardı. Mert Hakan da sanırım kalacak. E diğer iki opsiyonun ayrılması gerekiyor. Başka türlü transfer zaten yapamazsın o bağlamda değerlendirmekte fayda var. Kim olursa olsun isim. Ama bazı isimleri okuyorum çok gerçekçi değil. Örneğini de vereyim mesela TT transferi ile ilgili. TT transferi ile ilgili ortaya bir haber atıldı. Birebir biliyorum TT'yi Fenerbahçe'nin getirmediğini. TT'nin menajeri ve TT ülkeye geldiler. Hatta Bodrum'da tatil yaptılar. Menajeri 3 kulübede Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a da isteklerini iletti. Ondan sonra bir anda TT'yi Fenerbahçe getirdi oldu. Neye yol açıyor bu? TT'yi Fenerbahçe'ye getirdi haberi ortaya çıkınca başka takıma imza atınca siz imza attıramadınız. Bu kadar da beceriksiz olamazsınız meselesi oluyor. O yüzden biraz sakin olmakta fayda var. Fenerbahçe'nin hiç fena bir kadrosu yok. Ben de katılıyorum orta saha transferinin yapılması gerektiğine ama transferler bizim ülkemizde 15 Eylül'e kadar devam ediyor. Onu da unutmayalım. Geç kalıyorsunuz meselesinde geçen sezon Galatasaray'ın transferleriyle hatırlatarım. Evet. Geç kalma meselesi olabilir. Evet anlayabilirim. Endişeyi de anlıyorum, kaygıyı da anlıyorum. Ama bazı şeylerde finansal şartlarla alakalı. Bir de başka şeyler de var finansal şartlar dışında. Bunu Jesus söylemiş bir yerde. Yani bizim geçen sene yaptığımız en büyük hata transferleri erken bitirmek demiş. Çünkü Tabii, diyor rakiplerin diyor bizden sonra biz kapattık Daha iyi onlar devam abi. etti ve onların e, e, yaptığı transferlere bizim karşılık verecek ne zamanımız kaldı ne paramız. Ne olabilir? Bu da önemli. Bakın her şeyi bir anda almazsın bir beklersin bir de bir hafta sürüyordu. Transfer hattının diğer ülkelerden kapanması bizde bir hafta sonra sürüyordu. Şimdi iki haftaya çıkarttılar. Evet, daha gerisi. Suudi Arabistan bizden sonra da bitiriyor. Yani bir hafta sonra bitiyor bizden sonra. Yani sana fırsat transferleri e, çıksın diye. Ben dün bir yöneticiyle konuştum. Ya bekliyoruz, bekliyoruz ama bize teşekkür edecekler. İyi ki beklemişsiniz diye. E demek ki var. Biz mesela geçen hafta şu mevkideki oyuncuyu bitirdik bir tanesini. O gün alsaydık bugün listemize giren o oyuncuyu alamazdık. Şimdi daha iyisiyle görüşüyoruz. Öyle ya iyi, biraz da bunlar var. İyi hesaplamakta fayda var. Bir <laughs> de oyuncuyu iyi anlatmakta fayda var. Şimdi ben şuna şura katılmıyorum. Bu Yusuf çok Esa pardon. Sanırım. Bir de şunu ekleyeyim. Efendim işte Avrupa maçları başladı falan. Bu transferleri bakanlar, yöneticiler de diyor ki: Şu kadro, yani şu kadronun şu hali bile normal şartlarda bu takımları geçebilecek kalitede evet, kadro tabii, mevcut. Var. Mevcut bu, bu da var. var. Mevcut kadrolar bence Avrupa Kupası'nda az önce de söyledim ben e, gruplara kalana kadar sıkıntı yaşamamalarını bekliyorum. Kurun içi özelinde bir örnek vermek istiyorum. <laughs> Tabii hani ki. ne gerek var ve niye yaşarsın? Az önce sen söyledin Milan'daki oynadığı e, şeyleri, dakikaları Al, ve 11'leri süre aldığı iyi. süreyi. Milan'ın oyuncusu. Ceko da belli ki bu konuda bir aracı olmuş ve milli evet. takımdan arkadaşını transfer edilmesini istemiş. Kalite katacağını düşünmüş. Kendi sahasında en çok top kazanan Serie A'da mevkiler arasında, şimdi işte defansif orta sahalar arasında. Üçüncü oyuncu. Birinci sırada Yulmant var. Alamıyorsun 20 milyon euro çünkü. Üçüncüye gidiyorsun o zaman. Anlatabiliyor muyum? Bu mekanik böyle işiyor. Belki de bu özelliğini ön planda tutuyor evet. İsmail en Hoca. En çok, en çok top kazanan... bir oyuncuya ihtiyaç zaten var. var. En çok top kazanan beşinci oyuncu. En çok rakip şut engelleyen beşinci ikinci oyuncu, beşinci oyuncu en, top, hmm. en çok top kazanan İ, ikinci üçüncü dedin o yüzden şeyde kendi alanında kendi ha, alanında, kendi alanında. Pardon. E, hava toplarında en çok hava top mücadelesine giren ikinci oyuncu en çok hava top mücadelesi kazanan dördüncü oyuncu fena şey e, seriya sahipsiz top mücadelesine en çok giren üçüncü oyuncu en çok kazanan oyuncu seriya sahipsiz en çok sahipsiz top kazanan oyuncu e, halinde yani istatistiklere baktığımızda oyuncunun kalitesi daha çok defansif yönüyle ve pas yönüyle alakalı. Yani pas paslaşma istatistiklerini de verin. Pas yönüyle alakalı. ne istediğine yıldız isterken taraftar için söylüyorum. Birileri de arka planda bu rakamlara bakıyor. Ya işte şimdi önemli olan bunlar. Yıldız değil meselesinde evet yani Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en başarılı sezonu Zikolu Şampiyonlar Ligi sezonu olarak değerlendirilebilir. E arkada Aurelio oynuyordu. Yani şimdi yıldız meselesini değerlendirirken bazı konularda bazı parçaların da bazı pis işleri, işte hiç kimsenin yapmak istemediği işleri de yapması gerekiyor ve onun da kaliteli olması gerekiyor. Yani Felipe Melo buraya geldiğinde çok eleştirilmişti. Seriyada yılın en kötü transferi seçilmişti hatırlarsan. Evet, yılın Bidon'u. Evet, Galatasaray'da olağanüstü bir dönem geçirdi. <laughs> öyle. Gelirken doğru. öyle eleştirilmişti ama. Ya, yılın Bidon'u diye bir Bidon de Oro mu? var oldu bir şeydi. da. şeydi. Bidon, Bidon. Bidon de Oro değil mi? Öyle bir doğru, şeydi. Doğru, doğru, var, var. Şimdi bu, bu şeyi e, transfer e, furyasını, abur, aburluğunu bir şekilde frenlememiz gerekiyor ve biraz mantığa doğru gitmemiz Bak, lazım. çok güzel bir ifade kullandın. Ben buna benzer bir şey de söylemiştim. Altın bidon da diyorlar Altın, bidon, 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 <laughs> Altın evet. bidon işte. Bidon de oro galiba. Öyle, ya şey. öyle bir şey var. Hani bu işte sinemada en kötü oyunculara verilen neydi o törenin adı? Hollywood'da da bir ödül, i̇şte ödül vardı. Bir şey öyle. vardı ya bilmem ne diyorlar. bizi izleyenler yazar. Ee, ben bir arada şu anki için söylemiyorum da bu son yıllara kadar senin söylediğin o transfer oburluğuna Türkiye'de transfer özellikle yaz transferi serpme kahvaltı gibidir. Türkiye'deki serpme kahvaltılar var ya yarısını yiyemezsin yarısı çöpe gider günah. Hep öyle derim. Bir peynirden 50 çizip falan Altın Ahududu. Gidip, ha Ahududu evet. Ahududu <laughs> ödülleri. E, bunu, bu İtalya'da da işte Ahududu ödülleri gibi bir ödül. Kuvayrejmayı <laughs> da verdiler. Evet, sebep, ama muazzam bir sezon geçirdi. O tabii ki... bir de oraların seviyeleri bizimkiyle aynı değil. Onu da hatırlatmakta tabii canım, fayda var. Yani orada... Süper Milan dediğimiz takım yarı finalı oynamış Şampiyonlar Ligi'nde ve oradan hangi e, oyuncuyu alırsan al bizim ilk 11'imizde her takımda ikon 11'de oynayabilecek seviyede. Bir de şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani bu transfer oburluğunu şimdi Fenerbahçe hem Jorginho'yu, hem Endombale'yi, hem Bissouma'yı, hem Dominguez'i, hem Yulmandı alamaz. İkisini Zaten aynı anda. Zaten da Postekoğlu galiba kullanacak. Kullan 8 mi? numara o giyeceğini açıkladı Ama, daha dün değil evvelsi evet, gün. İşte yani olmayacak yani. O, o, yüzden örneği yüksekten veriyorum. Evet. Anlatabiliyor yani adam muyum? toplamda 11 oynayacak. Hani, bu, evet. Muhtemelen. Yüksekten, en yüksekten veriyorum oyunu. Evet. O yüzden alabildiğini en kalitelisini ve mümkünse ilk 11 oyuncusu olarak almak gerekiyor. Yani iki tane ortalama oyuncudan ziyade bir tane iyi oyuncu almak daha faydalı olur Fenerbahçe açısından. Çünkü sayısal olarak bir eksiği yok şu an. Eğer ayrılıklar olursa, bir kez hatırlatayım, Arao ve Crespo'dan ayrılık bekliyorum. Eğer ayrılıklar olursa o zaman bütçeyle değerlendirmeli, iki oyuncu alınabilir. Ama şu an ilk e, etapta ben e, bir oyuncu bekliyorum. Bu da bir altı numara olacak diye düşünüyorum. Bunun da iç olma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum. Onun dışında Fenerbahçe işte Cengiz Ünder meselesinde çok bahsedilmişti. Cengiz Ünder'le ilgili. O da biterse Maalesef Galatasaray'da Kerem Demirbay. Transferi gibi etki yaratır. Yani evet, kadroun evet, yani çarpım gücü önemli önemli bir yerli katkısı olur. Önemli ben, bir bir yabancıya da yer açabilir. Evet, transfer sağ, sağ önde yerli ya kadrodan işte Emre Mor, Ferdi'yi de oraya kad, kaydırabilirsiniz. Ya e, yerli bir yerli kaydırmasız kadrodan bekliyordum ya da bir transfer bekliyordum. Öyle de olacak gibi görülüyor. Ama yine söylüyorum ben yani Cengiz transfer de bitmiş ya da her şey hallolduğu anlamında değil. Marsilya ile şu an henüz bir anlaşma söz konusu. Yani programa girerken öyleydi saat saat değişebiliyor. O anlaşma olursa Cengiz'e de anlaşma olursa Cengiz'e de her şey tamam gibi dans edildi ama sanırım öyle değil. O zaman transfer gerçekleşir. Her ne olursa olsun mevcut kadrosu Fenerbahçe'nin sayısal bir eksiğe sahip değil. Yani sayısal bir eksiğe. Kale. Ben kalede yabancı kaleci meselesinde Fenerbahçe taraftarıyla farklılaşıyorum. Muhtemelen çok tepki gelmiştir şu an zaten söylediğimde. Yok o şey değil. O çalışmalar de... ne tarafta acaba? Yani, yani yabancı, yabancı kaleci... meselesinden bence biraz soğudu. Daha çok Keylor doğru gidiliyor. Ha yabancı. Kadarıyla. Şimdi Cengiz Ünder'in gelmesi bu, yabancı kaleci A, bu işi meselesi. de kolaylaştıracak. Yabancı kalecisini de, şöyle, kaleciyi de şöyle anlatalım. İki tane A takım seviyesinde kaleci olmaz. Ya yani Çok zor bir ihtimal. Bir takımda bunun başarılı olması. Paris Saint Germain denedi Keylor Navas ve Donnarumma ile olmadı. Yani o rotasyonu kalede sağlamak mümkün değil. O yüzden ancak ya Keylor Navas ya da Livakovic İrfancan olur ya Altay İrfancan olur. Başka türlüsü olmaz. Altay kalayım da rekabet edip bu olmayacak. Ben Altay'ın gideceğini ya da kalacağını hani ikisinden birisi ya giderse ya ...gidecek ya da kalıp oynayacak. Ya da kalıp oynayacak yani. Ya yabancı kaleci gelecek ya Altay Kalırım, oynayacak. yabancı kaleci de yedek <laughs> bırakırım der mi? ...imkansız... Olmayacak çünkü taraftarla olan bağ konusunda ciddi bir sıkıntı yaşadı. Ben öyle görüyorum en azından ve ben kariyer açısından da Fenerbahçe'de şu an bu sezon olası ufak tefek hatalarda sağlıklı olacağı kanısında değilim. Şahsi fikrimi bana soran, göre, ben Bana göre buradaki misyonu tamamladı. Şahsi fikrimi bana sorarsan göre. ben milli takım havuzunda olan herhangi bir yerli oyuncu kaybetme taraftarı değilim. Çünkü bu hani şimdi eleştirilere ket vuruyor Türkiye Futbol Federasyonu. Bu anlamsız kuralda diyeyim, başka bir şey kullanacaktım. Bu anlamsız 8 artı 3 kuralında Elindeki yerli kaliteli oyuncuları kaybetmemek zorundasın. Kaybetmemek zorundasın. Yoksa <laughs> Mert Müldür almazdı Fenerbahçe. Galatasaray Kerem Demirbay'a gitmezdi eğer bu kural olmasaydı. Çok daha farklı oyunculara giderler. Farklı tercihlerde bulunurlar. Kaan Ayana getirmez Galatasaray. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunu değerlendirirken elinde milli takım havuzunda bulunan iki ya da 3. sırada şu an Mert'i birinci olarak görüyorum ben kalede. Uğurcan'la iki ya da üçüncülük için çekişiyor Altay Bir kaleciyi kaybetmek çok mantıklı gibi Gelmiyor bana ama işte Fenerbahçe taraftarının tepkisi Yaşananlar, birikmişler birikmişlikler Farklı noktalara götürüyor Ayrılığı şaşırtmaz açıkçası Ama o ayrılırsa ancak yabancı kaleci gelir Diye düşünüyorum Her ne olursa olsun şu an sayısal bir eksiği yok gibi görünüyor Kalite olarak Geliştirmesi gereken noktalar var Ben hala Galatasaray'ın kadrosunun Fenerbahçe'den şu an daha kaliteli olduğunu düşünüyorum nitelik olarak ilk 11'deki oyuncularıyla kıyasladığımızda ilk 11 yapacak olursak daha fazla mevkili Galatasaray oyuncusu koyabiliriz. Kağıt üzerinde performanslarını göreceğiz bu sezon. Birlikte takım olmak ayrı bir şey. O yüzden 6 ve 8 numara öncelikli olarak Fenerbahçe'nin kaliteyi arttırması gerektiğini savunuyorum. Biraz uzun oldu kusura bakma. Estağfurullah. Sen kaleciyle <laughs> alakalı daha farklı bir şey düşünüyorsun sanırım. Yani Altay'ın misyonunu tamamladığından bahsettim. Şeyden dolayı e... O yani, misyon tamamlamasından ziyade bir zorunluluktan dolayı evet, ayrılmak. öyle. <gülüyor> yani <gülüyor> Bağlar koptu diye herhalde. Taraflar evet, tribün evet. sıkıntısından dolayı. Çünkü Biraz er Ersin'in durumu gibi mi acaba? E, tabii tabii işte, işte, yarın bugün bir e, ufak e, sıkıntıda yine o ayuka çıkacak ve kafası rahat etmesi lazım artık onun. Çünkü kaleci psikolojisi çok farklıdır. Ben e, hayatım boyunca oynadığım maçlarda profesyonel olmayan oynadığım maçların hep çoğunda ya kaleci olmuşsundur ya santrafor ya da sağ açık falan. Ama kaleci olduğunda onların neler kaleci olduğundan dolayı onların neler hissettiğini çok iyi biliyorum. İlk defa kendimden başka hem kaleci hem santrafor oynayan birini tanıdım. Yo, ben oyn oynadım. <laughs> ee, gerçekten ne sıkıntı yaşadıklarını biliyorum. O kafa rahat etmez. Ki bana göre gerçekten çok iyi bir kaleci. Şu anki son sezonda bir performansını tabii ki eleştiririz. Ama kaç defa Fenerbahçe'de haftanın kalecisi oldu. 24-25 yaşında Fenerbahçe kalesini korumuş olan efsane isimlerin buna bence en iyisi Rüştü Reçberdi ki Türk futbol tarihinde belki de gerçekten ki en iyisidir. Fenerbahçe'nin kalesinde de yabancı kaleci olayı çok fazla olmadı. Olmadı. Yerli kaleci çok olayı yani Rüştü, Volkan, Engin İpekoğlu 5 yaştan gitmedir, tabii. Serdar Türbilge, Mert Günok, Volkan hani, mesela Balan bir tane kötü sezon geçirdi Altay. Bir önceki sezon gayet iyiydi. Yani 23 yaşındaki Altay, 23 yaşındaki Volkan Demirel'den daha mı kötü? Onun örneğini vermiştim. Ee, Güzeller dönemlerde, şerke maçı ve Daum'un kalede Volkan'ı görünce tüylerimi veriyor Söylemi vardı. <laughs> kaleciyle ilgili evet ama doğru şimdi Volkan Demirel bir Fenerbahçe efsanesi mi? Hayır, Davul o şeyleri aklıma geldi de. Bence Türkiye verir. derbiler tarihin en başarılı e... oyuncularından biri belki evet, birincisidir. Evet yani olağanüstü bir kariyerden evet. bahsediyoruz. Milli takım seviyesi de gayet iyiydi. Bence Erol Ege'nin bir, ilgili bir, bir, yarışması vardı ya işte sokakta sorduk şu deyince aklınıza ilk gelen şey. Fenerbahçe Galatasaray derbileri deyince benim aklıma ilk gelen şey bu kaleci Volkan. Şimdi, Volkan Demirel yani Bence en yetenekli kaleci Rüştü Reç verdi. Volkan Demirel de bence Fenerbahçe efsanesi olarak adlandırabileceğimiz bir oyuncu. Bizdir. Net yani. Bayrak oyunculardan birisidir. Ama o bile çok eleştirildi. Çok eleştirildi yani. O yüzden harcamak çok kolay. Anlıyorum evet Altay belki bu seviyelerde görmüyor olabilirsin Saygı da duyuyorum bu arada. Hı hı. Herkesin fikrine saygım var. Ama bu mevcut kuralda elindeki iyi yerliği kaybetmek çok akıl kârı değil. Hani şunu söyleyebilir. Şöyle bir örnek vereyim. Bugün Galatasaray Altay'ı satı, satışa çıkartsan, Günay'la anlaşmamış olsa Altay'ı alır mı? Alabilir. Alır değil mi? Alabilir bence de bence alır. Bence alır. Çünkü bir sene sonra belki Musa'yı bırakır. Altay Kaliye de devam edebilir. O zaman hani elindeki mevcutu kaybetmemekte fayda var diye düşünüyorum. Hani bunu belki İrfancan için tartışabiliriz. Çünkü İrfancan sağ içinde farklı bir opsiyon sunan başka oyuncular olan bir kadroda. Altay'ın öyle bir opsiyonu yok. Şu an Altay kalede, İrfancan var, İrfancan Eri Bayat var gerisinde. Yani aynı seviyeler değil. O yüzden elinde kaliteli yerli varken işler bir sezon kötü gitti diye bilmiyoruz bir de hani bu konuda maalesef iletişim konusunda da zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Belki antrenör sıkıntısı yaşadı, belki mental olarak bir sıkıntı yaşadı, belki sakatlığı vardı Ama, ki hani takım arkadaşlarıyla ilgili sıkıntı yaşanabilir. Oyun yapısı. Altay'a çok uygun değildi. Yani savunmayı 50 metre öne koyan ve stoperde Gustavo Henrique'yi oynatan bir takımın parçasıydı yani, yani. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak iyi bir e, muhasebe yaparak bazı ayrılıkları yapmak evet. lazım. Yoksa 5-6 milyon euroya Altay Bayındır'ı kaybetmek kolay. O opsiyonu var 6 milyon euro yanlışım yoksa. Bir takım gelir öder gider ondan sonra da oynar. Dersin ki rahatladık. İşte taraftar tepkisinde. Ama uzun vadeli düşünmekte daha karlı olur Fenerbahçe. Kaleci ile alakalı sen yabancı olabilir diyorsun. Bu ilişkinin onarılamayacağı kanaatindesin. Tabii. Başka pozisyonlarda ihtiyaç görüyor musun Fenerbahçe'de? Yani kaleci zaten zorunlu bir değişim. Cengiz Ünder'in tamamlaması halinde, bitmesi halinde. Geriye bizim başka mevki diyebileceğimiz ne olabilir? Yani yine orta sahada belki kronik düşünüyor. Kronik yani 6 numara gerçek anlamda bir 6 numara ihtiyacı. Onun dışında başka zaten daha ne olsun. Ben gerçekten belki belki hani kadroda artık bazı oyuncuların da yolları ayırma dönemine girer. İstenilen isimler arasında gerçekten Dominguez'i isterdim. Çünkü i̇yi hem boyunca. savunma yönünü iyi yapıyor hem de topu çok iyi kullanan evet. bir oyuncu. Fenerbahçe'nin 8 numara 2. Evet, Fenerbahçe'nin bu konuda ciddi bir sınıf atlatacak bir isme ihtiyacı var ve Nicolas Dominguez burada çok iyi bir opsiyon olabilir. Evet. Ama kolay değil. Yani 15 milyon euro veriliyorsa ve Fenerbahçe'nin şartları buna uygun değilse olmaz o transfer. Yani borca girerek ya da işte açılarak, finansal olarak sıkıntı yaşayarak transfer yapmanın da pek bir manası yok ama olacaksa transfer öyle olmalı. Yani getirilecekse o ihtiyaca göre bir transfer getirilmeli. Fenerbahçe'de hem topu kapabilecek hem de topu aldıktan sonra hızlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde değerlendirilecek. Yani bu rakip yarısalya pas isabet, isabetli pas atma konusunda yetenekli olan, hat kıran paslar atması konusunda yetenekli olan, topu taşıyabilen, oyun görüşü iyi olan hızlı oynayan bir 8 numaraya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Şu anki mevcut kadrosunda profiller pek buna uygun değil. Öyle bir oyuncu tarzına ihtiyacı olduğu aşikar. İsterim ki Nicolas Dominguez olsun. Olmazsa içeriden bir opsiyon üretmek ya da oyun şeklini değiştirmek gerekecek. Bu da teknik direktöre kalmış bir şey. Çünkü şu an Tadic'i, Şimanski'yi, işte solda muhtemelen Kent olacak ama bir transfer işte Toko Ekambi'den bahsediliyor. Belki de olabilir. Böyle oyuncuları kullanacaksanız ve Fenerbahçe Zimru ilk maçında oynadığı gibi hızlı oynayacaksa o zaman orta sahadaki 8 numarası da hızlı oynamalı. Hızlı oyuna dahil olmalı. Mümkün olduğu kadar o hızı kırma kırmamalı. Yani hem geçişte hem rakip yarı sahaya yerleştiğin hücumlarda. Bir sorum olacaktı sana aslında. Güzel de bir konuya temas ettin. Fenerbahçe'nin genel kadro yapılanmasına baktığında teknik kapasitesi yüksek, tecrübeli ee, birçok oyuncuyu görüyoruz. Peki net soracağım. Sence bu takım biraz yavaş bir takım mı? Yo ben hızı, pas hızının geçen sezonu. Pas sırada... hızı değil. Fiziksel olarak. Ha, e, atletizm Atletizm olarak. Bakıyorsun. Biraz yavaş bir takım mı oldu acaba diye yani kafamdan geçirmiyor değilim. O sayı çok hızlı bir oyuncu. O sayıyı her takımda tercih eder miydim? Etmezdim. Çünkü topu kullanma meselesi hızla bence orantılı olmalı. Evet Şimdi çok hızlı olup çok atlet olup topu iyi kullanamayan oyuncularınız var. Yavaş olup topu koşturan oyuncuların da olur. Evet, Reşit Gezer yapar. çok hızlı bir oyuncu değil, çok atletik bir oyuncu değil. Bence ligin en güçlü, en hızlı, en büyük, en yani hiçbir eni yok. Ama en hızlı düşüneni, en hızlı hareket evet. edeni belki en hızlı yönlendireni. O yüzden ligde e, fark yarattı. E, Fenerbahçe'nin de işte Tadiç. Bence bu arada Tadiç Gezer kıyasından bahsediyorum eğer kıyaslarsak daha hızlı, daha tempolu, daha çok koşan evet. versiyonu. Bu artı Şimanski bence mesela Zimru ilk maçında attığı golde o koşusu, 2-3 kere sürpriz ceza sahası koşuları vardı. Fenerbahçe'de eksik olan noktalardan birisini tamamladı. Ben atletizmle ilgili çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Hı hı. Bu atletizm meselesini 6 numarada ve 8 numarada yani oradaki tempoyu düşürmeyecek, topu hızlı kazanabilecek, hızlı süpürebilecek. Mümkün olduğu kadar öndeleri öndekilerin rahat oynamasını sağlayacak. Hep Torreira örneğini veriyoruz. Evet. Torreira çok atlet bir oyuncu değil. Yani bir ama at... hızlı sayılır. Hızlı. Yani Topsuz hız, hız, hız meselesi değil. Orayı iyi toparlamak. Kısa alanda hızlı. Şimdi dar alanda. 6 numarada Patrick Vieira evet. kullanabilirsin, Torreira kullanabilirsin. Hani ikisi arasında ciddi bir fiziksel fark var. Anlatabiliyor muyum? Ben Patrick Vieira'yı tercih Tabii. ederim. <laughs> yani ben de Patrick Vieira'yı tercih Tabii. ederim. Ama <laughs> nihayetinde yoksa elindeki en iyi buysa onu geri kullanman lazım. Bence Torreira çok iyi bir opsiyon. Evet. Ona göre o, o tarz bir opsiyon yine kullanılabilir Fenerbahçe açısından. Ama elinde öyle bir oyuncu yok. Arao öyle bir oyuncu değil. İsmail Yüksek öyle bir oyuncu değil. Ya e, 6 numarada oynatabileceğin oyuncu sayısı zaten kısıtlı Fenerbahçe'de. O zaman oraya atlet bir oyuncu almakta fayda var. Ama 8 numara için aynı şey geçerli değil. 8 numara biraz daha ince. Tabii ki top kazanma özellikleri yüksek olması gerekiyor ama mümkün olduğu kadar hızı bölmeyecek, oyun hızını bölmeyecek. Ben Fenerbahçe'nin oyun hızını beğendim. <laughs> Paslaşma hızını beğendim. Paslaşma hızındaki en büyük eksiklerden birisi az önce gösterdiğim pozisyonda Mert Hakan'ın koşusu gibi üçüncü adam koşullarıydı. Onları da yapmaya başladı Fenerbahçe. Bunları yaparsan, topu hızlı dolaştırırsan çok fiziksel özelliğe de ihtiyacın kalmayabilir. Çünkü Barcelona oyuncular, örnek veriyorum çok uç noktadan örnek vereceğim ama Gavi, ve Pedri çok hızlı veya çok güçlü oyuncular değil. Ama top o kadar hızlı dolaşıyor ki topu göremiyorsun. Ne kadar hızlı düşünürsen, ne kadar rakibi bozarsan, ne kadar pas istasyonu atlarsan, ne kadar hat kırarsan o zaman daha az oynarsın. Yani bu bu biraz oyuncu profiliyle alakalı. Şu bu sezon tercih ettiği oyuncular Fenerbahçe'nin biraz daha az atlet özellikleri olan, topa daha hakimken topa daha fazla iyi çevirebilecek, evet, topa daha fazla yükmeden paslaşma konusunda daha mahir oyuncular tercih ediliyor. Hı hı. Bu da bir tercihtir. Ee, kaybettiğin zaman oraları toparlayacak oyuncuları iyi seçmen lazım. Evet. Yani özellikle topu kaybettiğiniz zaman. Evet. O hız topu kaybettiğin konusunda anda. en çok kafamı meşgul eden konu o. Mesela yani arada Ceko, Ceko arada çok... önde baskı yapman gerekebilir. Evet, Ceko yani çok bu takım önde baskı değil. yapabilir mi? Yani Çünkü bu takım top kaybettiğinde çok hızlı reaksiyon veriyor. Bu ama karşı en çok hangi oyun tercih edecek? rakipler tarafında? Bu rakipler tabii alanında bekleyecek. Bu ara yani. yapabilir. Yani orada hızlı olmak zorunda da değilsin. Yerinde olman yeterli Hı -hı. aslında. Yani burada Fenerbahçe'nin şu anki kadrosundaki en önemli artılardan birisi bence oyun IQ'sunun daha artmış olması. Kesinlikle. Çünkü geçen sezon daha atlet oyuncular vardı. Şimdi rencide ederek konuşmak istemiyorum. Oyun aklı deyince sanki böyle affedersiniz hani aklı yokmuş gibi konuşuluyor ama yani Diego Rossi ile Ryan Kent arasında oyun aklı açısından ciddi bir fark var. Fiziksel olarak da fark var. Ryan Kent daha fazla ikili mücadelede ayakta, ayakta kalabiliyor. Eğer doğru yerdeysen çok hızlı veya çok güçlü olmana gerek yok. Doğru zamanlamayla zaten presi yapabilirsin. Ama sürekli pozisyon kaybediyorsan o zaman onu atletizmle telafi etmen gerekiyor. Yani sürekli koşman. Mesela bazen şeyler yapılıyor, istatistikler veriyor. Hocalar da istatistikleri hep lehine olan istatistikleri veriyorlar. Mesela atıyor 12 kilometre kat etti diyor oyuncu. Nereye göre kat etti? Yani hangi yöne doğru? Hep geriye koşarak i̇şte kat ettiyse orada büyük sıkıntı var yani. O, hep o koşu mesafelerinin üst başlığı verildi alt başlıkları 400 ve pas yaptık. Spotları hiç yoktu insanlarda. 400 pas. Nereye yaptık? koştun? Nereye ne göre koştun? pas yaptın? Hangi hızda yaptın? Kaç kişi eksilttin yaptığın paslarla? Kaç istedim. tane kilit pas verdin? İcili ama yardın nicelik İcili istatistiği var. veriliyor. O yüzden nicelik istatistikleriyle bence futbol yanlış yorumlanıyor. Fenerbahçe'nin şu an taktiksel olarak, pozisyon bilgisi olarak ve özellikle liderlik özelliği açısından da kadro kalitesinin arttığını görüyoruz. Mehmet Özen örneğini verdi. Ondan alıntı yapıyorum. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Feyenoord'dan geldi Şimanski şampiyon. Evet. Ajax'ın kaptanı Tadiş geldi. Inter'in kaptanı e, Ceko geldi. Daha lider özellikle. Sağ içinde daha ne yaptığını bilen birbiriyle daha uyumlu bir kadro kurmaya doğru gidiyor. Ama yine söylüyorum. Zimbru ne kadar e, şey olursa olsun, ölçü zayıf olursa olsun, ölçü olmazsa olmasın. Çok da önemli değil. Fenerbahçe'nin kendi koyduğu ölçü önemli orada. 6 ve 8 numarada orta saha kalitesini ciddi ciddi anlamda artıracak iki tane hamleye ihtiyaç var diye not düşüyorum. Bu yapılır yapılabilir. Ya da yapılamaz, imkan yoktur. Onu bilemem. Onu yönetim bilir. Ben sadece kendi görüşümü paylaşmış olayım. Senin Tadiç ve Ceko'da gördüklerin neler oldu? Hakikaten lider özellikli bir oyuncuya Fenerbahçe'nin ihtiyacı mutlaka vardı birden çok e, bu karakterde oyuncu. Bir araya geldi. <laughs> Zorlu virajlarda bu tip futbolculara sahip olmanın bazı avantajları da olabilir. Sence nedir bunlar? Şimdi Tadiç'le ilgili şunu söyleyeyim. Tadiç'in e iyi transfer mi, kötü transfer mi diye tartışılması zaten boşa vakit kaybı. Tabii ben ki. bunu niye söylüyorum? Sezonun işte bundan bir, iki hafta önce falan, ben 34 yaşındaki adama bu kadar para verilmesini doğru bulmuyorum demiştim. Yani ben gidip Tadic'i 18-19 yaşında bulayım. O anlamda söylüyorum. Ama sen mecbursan, böyle bir adam almaya mecbursan, bunu yapmak zorundaysan, buna da bir şey demem. Ona göre bir kadro planlaması yapılırsa çok iyi transfer. Bir kere bunun altını böyle çizelim. Şimdi Tadic, ee, senin demin Yusuf'a sorduğun soruda şunu da ekleyeyim. Topu koşturma. Şenol Güneş'in dönemindeki kadroyu hatırlayalım. Mario Gomez'ler, Sosa'lar falan filan. Koşmayan adamlardı. Yani koşan da çok süratli seri adamlardı. En hızlısı herhalde Adriano'nun Ricardo Quaresma falan gibi gözüküyor. En atleti de Atiba'ydı belki, belki Atibay, o dönemde. Belki de. Ama ne yaptığını topu göremiyordu. Bir gol öncesi 30-40 pas görüyorduk. Ama çok yönlü oyuncuları vardı. Sosa kanatları, Evet, Sosa kanatlara <laughs> kaçabilen bir orta sahaydı. Olcay Şahan baktığı zaman tek başına İki dakikamız var bu arada. Tek başına tartıya koyduğunda çok farklı özellikleri vardı. Ama takıma entegre ettiğin zaman Alman ekolü görüyorsun karşısında. Şimdi burada Tadi için farklı bir özelliği daha var. Mesela Tadi 34 yaşında falan ama Gezal'a göre çok daha diri değil mi? Ama diyelim diri olmasın bence en önemli özelliği futbol aklı. Bir de bundan öte ben maçta gördüm. İsimlerini vermeyeyim. Bazı futbolcuları kameraların vermediği alanları söylüyorum. Çok kızdı. Yani Türk futbolcular da kızdı. Yabancı futbolcular da kızdı. Orada niye duruyorsun? Top buradayken senin burada gelmen lazım. Neden? Hangi ekolden geliyor? Yugoslav ekolü demiyorum. Hollanda ekolü. Çünkü Hollanda'da uzun süre kalmış bir oyuncudan bahsediyoruz. oranında da futbol aklı, oranın da altyapı kültürü, oranın oyun anlayışı çok farklı. Bence bu açıdan Fenerbahçe adına, Fenerbahçe takım adına İsmail Hoca için çok büyük bir şans. Karakterinde de var aslında. De bir de bir. Bazı, ziyade. bazı oyuncular hocaların sahadaki gölgesidir. Yani Fenerbahçe sadece Ceko'yu getirmiş ve Tadic'i almamış olsaydı açıkçası üzülürdüm. ya e, tabii arka mekanizması ne boş söylüyorum. kalmayacak. E, Tadiç'i almış olsa ve Ceko'yu getirmemiş olmasıydı daha az üzülürdüm. Bir gün Bobo e, oyundan çıkan bir oyuncu için isyan etti biliyor musun? Kendisi çıkmıyor bak. Başkasını çıkarıyor. Niye onu çıkartıyorsun? ya oyun bilgisi çok yüksek adam çünkü çıkarılan adam Matias Delgado'ydu. Bobo çıldırdı. Yani oyun seviyesi çok üst. ben Santrafor olsa arkamda Delgado olsun <laughs> Aslında birçok eksiğini geçen sezona göre tamamlıyor Fenerbahçe. Ama iki tane çok önemli nokta var. Yani bitirmesi ve noktayı Hı -hı. koyması gereken iki hamle var. Onlar da gelecektir diye düşünüyorum. Bir araya gidiyoruz. Az sonra yeniden birlikteyiz. Takımlarımızın Avrupa maçlarına göz atacağız şimdi. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde adını telaffuz ettiğimiz bir isimle ilgili konuşarak başlayacağız. Nikola Pepe, Arsenal'ın oyuncusu. Geçen sezon Nice'de kiralık olarak görev yaptı. Beşiktaş'ın bir ilgisi olduğu üzerine konuşuluyor. Oyuncu ile alakalı bazı Çok soru değilim. işaretleri de var. Çok büyük bir yetenek aslında ama o soru işaretlerinin neler olduğunu da Yusuf Kenan Çalık oyuncuya çok hakim biz de paylaşacak ama Beşiktaş'ın futbolcuyla alakalı bakış açısı nedir? Serdar Sarıdağ'dan ilk olarak bunu dinleyelim. E, ilgilendiği oyuncu tabii ki e, ve şu anda da o mevkide bitime en yakın oyunculardan biri belki de en yakın isim. Ama tabii ki Beşiktaş'ın da kafasında eee bu oyuncuyla ilgili soru işaretleri elbette var. Fakat bu ligde bu oyuncu her haliyle bu taraftarın karşısında e, iş yapar. Yani eski günlerine dönmesi için çaba sarf etmiyorlar. Eski günleri değil. E, normal kendi e, potansiyelinin %50'si bile bize yeter diye düşünülüyor. Fakat e, Arsenal ile işin sözleşmenin fesih tarafı da var. E, tabii bu konuda iki e, farklı bilgiler geliyor. Mesela benim İngiliz e, meslektaşlarım gününde olursa çok iyi bir adam ama gününde olduğu gün sayısı çok az dedi. Fakat bunu nerede diyor? Premier Lig'de söylüyor. Şimdi kadro yapısı burada çok önemli. Kim oynuyor, önünde, kim oynuyor yanında, kim oynuyor arkasında, hoca kimi tercih ediyor? Neden tercih etmiyor gibi gibi birçok soru işaretlerini koyabiliriz. Hani nasıl sayısı kötü oyuncu mu? Değil. Ama gitmek istedi, gitmek neden gitmek istediğini de açıkladı. Evet. Ee, şimdi burada da Belki onun bu tarz durumları vardır, bu tarz farklılıkları vardır, bu tarz sorunları da vardır belki bilmiyoruz. İlla hoca olarak algılamayın. Yani bazı sıkıntıları olabilir. O nedenle ben çok karamsar değilim ama yine de dikkat etmekte fayda var. Yani birçok oyuncu için sözleşmeye dayalı, performansa dayalı sözleşme tavsiye ederim. Ama tabii bazı oyuncular için böyle bir şansın olmuyor. Bu da oyunculardan biri. Yani piyasası olan bir oyuncu. Pepe bildiğimiz Pepe, onu konuşuyoruz. Arsenal'de ne zaman serisek ayağına top geldiğinde çok heyecan duyduğumuz bir isim e, gelirse de eğer o tür sorunlara da açılırsa katkı sağlar. Ha şu var. Şenol güneş faktörü evet. Daha önce gördük. Hep böyle e, bu seviyedeki oyuncuları yeniden parlatan, yeniden işte Redmond bunun en basit örneği Redmond. Masra Kaplan çok basit bir örnek e, diyebileceğimiz örnekte. O da bir ayrı şans fakat için transfer boyutu, maddi boyutu çok daha farklı bir nokta. Nedir Nikola Pepe'nin problemi? Şimdi Nikola Pepe'yi biraz anlatmak lazım oyuncuyu. Evet. Oyuncu Fransa'da genelde Fransa'da yetişen oyuncular 13-14 yaşında takımların altyapılarına girerler ve akademilerde geçirdikleri zamandan sonra 17 yaşına civarında, 16-17 yaşında civarında ilk profesyonel kontratlarına imza atarlar. Nikola Pepe bu yoldan geçen bir isim değil. Geç keşfedilen 17 yaşında sanırım halen e, Poitier'de e e, forma giyiyordu. Orada keşfedilen ve sonrasında e, Anje'ye transfer olan Anje'ye gittiği ilk sezon e, genç oyuncu kendini ispatlaması gerekiyor. Profesyonel hayata alışması için 3. lige kiralanan 3. ligin ilk bölümünde ilk sezonda e, sezonun ilk bölümünde, altı aylık bölümünde çok iyi performans gösterip Anje tarafına tekrar çağrılan ama ben söz verdim. Sezonu burada da bitireceğim buradaki takım arkadaşlarımın da yarıda şeyde bırakmak istemiyorum zor durumda. Bırakmak istemiyorum diyerek orada devam eden, hani sözünde de duran ve o sezonda 3. Lig'in en iyi oyuncusu seçilen bir isim. Sonra Anji'de de yine gayet iyi performans sergiliyor. Marsilya geliyor. Transferi son anda Anji'nin biraz fazla miktar istemesi nedeniyle iptal oluyor. devamında Lille takımına gidiyor ki Lille takımında şimdi anlatalım nasıl başarılı olduğunu. Lille takımına ilk gittiği zaman Marcelo Bielsa var takımda. Marcelo Bielsa'dan çok güzel bahsediyor bu arada Nikola Pepe ve e, onunla oynadıkları oyunda e, takımın işte fiziksel imkanlarının, gücünün Marcelo Bielsa oyununa yeterli olmadığını söylüyor. Sonrasında arada bir geçici teknik direktör ve Galti'ye geliyor. E, Galti'ye geldikten sonra İkone, Jonathan Bamba, e, Nicola Pepe üçlüsü, hücum hattının e, üçlüsü. Onlara eşlik eden de Rafael Leo ile şey var Loic Remy var. Hepsi hızlı hepsi açık alan değerlendiren, hepsi geçiş oyunu yapan ve bu geçiş oyununu da mükemmele yakın yapan evet. oyuncular. Lille takımının ana planı da zaten bu ve bu bu doğrultuda bu planla birlikte çok başarılı oluyor. 80 milyon euroya da yanlışım yoksa Arsenal adına o dönemde en pahalı transfer olarak da Arsenal'a transfer oluyor. Arsenal'a girince yaşadığı sorunlardan birisi adaptasyon sorunu. İngilizce konuşmuyor. Premier Lig'de kendi söylemi bu. İngiliz olan oyuncularla Neredeyse hiç iletişimimiz yoktu. İşte Gazetle, Obama Young'da o dönemde Fransızca bilen oyuncularla sağ içinde iletişim kurmaya çalışıyorduk ama çok zor, çok sıkıntılar yaşıyorduk. Bir son dakikamız evet, var. Lütfen. Metagazoz Okçuluk Dünya Kupası'nda şampiyon oldu sevgili seyirciler. Erkekler klasik yay kategorisi finalinde. Kanadalı Erik Peters'ı mağlup eden Metagazoz altın madalya kazandı. Sporcumuzu tebrik ediyoruz. Onunla gurur duyuyoruz ve çok uzun yıllar belki de Okçuluğa hizmet edecek Türk okçuluğuna hizmet edecek belki de branşındaki iyi oyunculardan biri olarak emekli olacak Metagazos önünde çok uzun yıllar var büyük başarılarında devamını göreceğimize inanıyoruz. Böyle miydi? Evet. Evet not almıştım yarı finaldeyken. Evet. Ee, helal olsun. Ben söyleyene kadar adam şampiyon oldu. Evet. Helal olsun. <gülüyor> Devamını <laughs> dileriz. Olimpiyatlar yaklaşıyor. Olimpiyat oyunlarında da Duyuruz, favori olacak Paris'te. Mutlaka. De. Umarız aynı başarıları, aynı e, seviyeyi devam ettirir. Uzun yıllar en çok olimpiyatlara katılan sporcu olmak istiyorum demişti. E, oculukta da mümkün. E, daha farklı sporlarda mümkün değil ama oculukta mümkün. E, birkaç tane de madalya görme ihtimalimiz var. Görmesek de bizi orada temsil etmesi bile bizim için önemli diye düşünüyorum. 100. Türk Gençleri için de okçuluk bir opsiyon haline gelmiş durumda. Parantezi kapatıyorum. Ee, orada İngiliz oyuncularla çok fazla muhabbeti yok. Arsenal'a giderken de Napoli ve Arsenal arasında teklifler var. Ee, Unai Emery ile konuşuyor. Carlo Ancelotti o dönemde Napoli'nin başında. Onunla konuşuyor. E, Seçimin de şöyle yapıyor. Unai Emery benimle Fransızca konuştu. 45 dakika sunum yaptı telefonda. Çok detaylı her şeyi anlattı. Carlo Ancelotti aradı, 3 dakika konuştuk sadece. O yüzden Unai Emery'i ve Arsenal'ı tercih ettim diyor. Ee, Unai Emery sonra ayrılıyor. Ee, Lundberg e, geliyor takımın başına. O genç takımdan geldiği için genç oyuncuları oynatıyor. Bunları kenara alıyor. Nikola Pepe de yedek e, konuma geçiyor. E, öyle olunca statüsünü kaybediyor. Adaptasyon sorunu vesaire derken... E, Fiyatının da vermiş olduğu, etiketin de vermiş olduğu ağırlıkla birlikte bon servisi 80 milyon euro olunca ciddi anlamda eleştiriliyor. Oysa ki fena bir sezon geçirmiyor ilk sezonunda. Devamında işte geçen sezon Nice'e kiralandı. Nice'de bir diz sakatlığı geçirdi. Sezonu dizinden sakat olarak tamamlamıştı. Yavaş yavaş orada da toparlıyor ama oyuncunun böyle ben çok delaliyle ya da işte o benzer oyuncularla kıyaslanması çok doğru bulmuyorum. Yanlış takım belki de yanlış lig çünkü kendi kalitesi ve yapabildikleri doğrultusunda gittiği bir takım değildi. daha farklı bir takımda daha başarılı olabilirdi. Daha farklı ligde daha başarılı olabilirdi. Mesela İspanya liginde daha başarılı olabilirdi. Bence Beşiktaş'ta ciddi anlamda seviye atlatabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz Nikola Pepe. burada şey önemli. Masuaku'nun, Rosy'nin takımda olmuş olması önemli. Çünkü Fransızca bilen ve onu buraya adapte edebilecek isimlere ihtiyacı var. Evet. İletişim konusu elzem. Yani Beşiktaş eğer Nikola Pepe'yi transfer etmek istiyorsa çok net onu biraz e, iletişim konusunda desteklemeli. Takıma adaptasyonu, ülkeye adaptasyon konusunda desteklemeli. E, ama çok yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Geç keşfedilmiş e, ama öne, özel, önemli kaliteleri, hızlı olan, geçişi çok iyi yapan, son tercihleri genellikle olumlu olan... Lil Lille sezonunu ben çok hani birebir izledim. Arsenal'da 22 gol 11 asist. Olağanüstü bir sezondu. Evet. Ama o takım da çok uygundu. Yani orta sahalar topu kapıp hemen kanatlara gönderiyordu. Ya Bamba ya işte Pepe ya Ikone işte Leo ikinci sezonda. Loic Remy hepsi hızlı oyuncular hepsi çok iyi değerlendiriyordu. Bence burada Abu Bakar'la çok iyi anlaşabilir geçişlerde. Orta sahada eğer orta sahaya organizatör bir oyuncu getirilirse yani şu an mevcut orta saha kurgusu Pepe'yi oynatmak için de çok verimli bir kurgu değil, onu da söyleyeyim. E, Jetson Salih, e, Amir Hacı Yamatoviç, Onana. Oraya pasör, işte Sosa'dan bahsetti az önce. Orayı iyi yönlendirecek, hemen topu kaptıktan sonra ilk pasta e, kanatta birebiri yakalatabilecek oyuncuyu bulması gerekiyor Beşiktaş'ın orta sahada. E, böyle eğer bir transfer yapılırsa, orta sahasını böyle kuvvetlendirirse Beşiktaş, Pepe gibi bir oyuncudan çok ciddi verim alabilir. Ciddi kalite Hani 80 milyon euroya boşuna transfer olmadı. Ee, ama tipik bir oyuncu. E, hassas bir oyuncu. Yani psikolojisini biraz iyi idare etmek gerekiyor. E, burada da bir rol teknik heyete, teknik direktöre, kulübe biraz hani onu pamuklara saracak, e, iyi idare edecek bir yapı lazım diye düşünüyorum. Var mı bu yapı Beşiktaş'ta? <laughs> Abu Bakar'ı da ekleyelim şimdi Fransızca konuşma evet. durumunda. Pardon, evet, doğru Abu da ee, önemli. Ve Abu Bakar'ın bir de karakter kişiliğini de eklediğinizde çok farklı tabii, bir seviyede bir tek adam. Bakar'ın... Ciddi katkı sağlar diye düşünüyorum. Abu kanatlarından birisini oynayacak. Solda oynarsa evet. muhtemelen arkada oynayacak, geride oynayacak. Yani futbol açısından da anlaşabileceği oyuncularla oynayacağını göz önünde bulundurmak lazım. Ben her zaman transferde Keyif öyle alacağı bir sezon olur bence eğer biterse. Ama Beşiktaşlar ben, da keyif alır bence. Ben de tabi Delali kıyaslaması değil. Delali gibi ikinci baharını yaşama konusunda sıkıntı olur mu olmaz mı? Bu endişeyi taşıyor tabi bazıları e, ee, Delali'de durum çok farklı. Yani Delali'nin yaşam o biraz tarzı. bırakmıştı. Evet yaşam tarzıyla ilgili. Yani futbolu bırakmış ya da futbol onu bırakmış bilmiyorum. Öyle bir durum vardı. Burada bu ben ben de başka olduğunu tahmin ediyorum. Yani kimisi şöyle düşünüyor. Yani İngiltere'de bazen e, bu tarz oyuncular 25-26 yaşında çok büyük paraları aldıktan sonra mental olarak biten oyuncular oluyor. Yani şöyle Afrika kıtasından gelip de orijini Afrika olan oyuncularda bunu bazen çok görüyoruz düşüşü işte orada düşüşü ilk yaşayan oyuncular genelde bu tarz oyuncular oluyor. Mesela bir İngiliz oyuncu veya bir Avrupa kökenli oyuncu, bir İskandinav oyuncu bunu yaşamıyor. Olaya çok farklı bakıyorlar. Çok profesyonel bakıyorlar. Şu... Ama bu tükenmişlik sendromu da diyebilirsin, doymuşluk sendromu da diyebilirsin. Şundan bahsediyor röportajında. Ben bir saatlik bir röportajını izledim geçen gün. Ee, çok da samimi bir röportaj. Yani ta çocukluğundan bahsediyor bugüne kadar. Orada İngiliz basınının istatistik e, çılgınlığından bahsediyor. Yani şu örneği veriyor. Çok iyi bir maç çıkartır, çıkartıyorum, çalım atıyorum, adam eksiltiyorum, pozisyon üretiyorum. Ama gol ya da asist yapamıyorum. Takımın en kötüsü, özellikle 80 milyon euro ödenmiş bir oyuncu için en kötü ilan ediliyorum. Yerden yere vuruluyorum. Çok kötü bir maç çıkartıp işte nihayetinde bir gol attığım bir mücadele oluyor. O zaman takımın en iyilerinden biri olarak gösteriyorum. Ben buna biraz adapte olmakta zorlandım diyor. Ya futbola bakış açısı. Bence bizim ligimiz için aşırı profesyonel bir bakış açısı Nikola Pepe'nin. Ben o konuda bir kaygı yaşayacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ın bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Sadece dediğim gibi o adaptasyon sürecini ki Beşiktaş'ta Fransız diline yani Fransız olan ve Fransız diline hakim olan oyuncular da var Fransızca hakim olan oyuncular da var bu konuda da sıkıntı yaşamaz kanısındayım. İyi bir transfer olur. kaliteli bir transfer olur. Yani Enkudu'dan sonra çok daha kaliteli, çok daha verimli bir kanat oyuncusu izletir. Fiziksel olarak ancak e, yani diz yani diş sakatlığıyla bitirdi sezonu. Hangi durumda olduğunu bilmiyorum açıkçası. Hı -hı. Liste sakatlanmıştı sezon sonunda. Ona da dikkat etmekte fayda var diye not düşün. Başka herhangi bir mevkiye sağ kanat için transfer düşünülüyor. Evet. Başka herhangi bir mevkiye takviye ihtimali var mı? Malinovski'nin adı geçiyor ki Yeni çıktı o da takıma o kalite katabilecek miyiz? Ruslan Malinovski ee... O da orijinal mevkisi sağ açık değil mi? O daha çok bir ikinci forvet gibi. İkinci forvet. Forvet de oynuyor. Ya zaten şöyle söyleyeyim. E, bu orta sahası hoca kanatlara kaçabilen. Kenar oyuncuları santrafora kaçabilen. santraforu kanatlara kaçabilen. Genelde bu tarz oyuncuları seçiyor. Üçüncü bölgede çünkü bütün takımlar bana karşı kapalı oyun oynayacak. Benim ileride sürekli hareket halinde olması gereken oyunculara ihtiyacım var ki boş alan bulayım. Araya toplar atayım gibi gibi. Tercih. Zaten baktığınızda da eski dönemlerde o kadrolar genelde öyle. Sosa sağa sola kaçabilen bir orta saha oyuncusuydu. Hatırlıyorum. Özellikle sağa kaçan. Ee, bir isim daha var. Onu e, şu an Beşiktaş'ın gündeminde değil. Çünkü bonservisinde sıkıntı yaşadıkları için gündemde değil. Ve hocanın istediği birinci isim diye biliyorum. Bir orta saha oyuncusu mu? Ee, yok. Gene Sanki. sağ açık. Her tebellindeki Dodi. Dodil Luka bakıyor mu? Evet Luka bakıyor ama çok e, ciddi o da bir bon servis bedeli var. Ve hocanın <laughs> onun istemesinin nedeni hani kendi ekibi de var. Hocaların sonuçta kendi ekibi de var, analizlerini yapan falan. Onların da şiddetle tavsiye etmesi. E, bu Tuzla'ya giden Eren hocanın e, tavsiye ettiği diye bir isim biliyorum çünkü Eren hoca hiç unutmuyorum. Betis'te oynarken Babel'i çok aldatmak istemişti. Yani <laughs> <laughs> Babel bu lige girdiğinden beri hani katkı sağlıyor. Şimdi o gerçek. Dolayısıyla bu e, tarz oyuncunun Şenol Güneş'in sistemine çok uygun bir oyuncu olduğunu. Ama Pepe, evet iyi bir oyuncu. Çok farklı bir oyuncu. Yani e, senin dediğin şekilde gelmesi halinde ve hakikaten o dediğin sorunları yaşıyorsa, burada apayrı bir hava yakalaması halinde e, çok farklı bir seviyeye çıkartır Beşiktaş'ı. Yani şöyle ki. abi, e, Nikola Pepe'yi alıyorsan. Şu var, e, gerçekten o olsaydı. Fransız ekibiyle Fransızca konuşan o ekipte iyi uyum yakalar, futbol mentalitesi açısından da söylüyorum, e, sosyalleşme açısından da söylüyorum. Ha Dodi de Kongo asıllı bir Belçikalı Fransızca konuşuyor galiba diye biliyorum. Ha o da olsa e, bir sıkıntı olmaz. Ama şu an için en yakın isim Pepe. Pepeyi alıyorsan oyunda mümkün olduğu kadar birebir bıraktırmaya çalışman lazım. Yine söylüyorum Beşiktaş'ın hızlı kanat değişimleri, orta sahada topu kaptıktan sonra hızlı şekilde kanada yönlendirmesi gerekiyor ki bu orta sahayla çok hani bence biraz hani tartışmalı o konu. O geçişi yaparken biraz daha pasör bir oyuncu lazım gibi görünüyor. Olabilir. Ben şey belki Şenol Hoca da de farklı değerlendiriyordur. Kuşkusuz bizden daha iyi biliyor. E, Ruslan Manilovski'ye gelecek olursak Marsilya'nın 10 milyon euroydu transferi sanırım. Ocak ayında transfer ettiği ve çok ciddi bir Yatırım olarak gördüğü bir oyuncu. Maillotski zaten çok iyi bir oyuncu. Serie A'da da zaten kendini ispatlamıştı. Şu anda Serie A'dan da ciddi talipleri var. Ee, ve Beşiktaş'a gelirse de, evet, Marsilya'da olmadı. Ee, bazen bazı oyuncular bazı topraklarda olmuyor. Marsilya'da da olmadı. Marsilya elden çıkartmak istiyor. Bu doğru. Ee, bu lige gelirse, bu ligde fark yaratabilecek oyunculardan birisi. Kalitesi, top kullanımı duran toplardaki yeteneği, akan oyunda bak, uzaktan bak, şutu. Evet, çok 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 yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Beşiktaş için gayet iyi bir hamle olur diye düşünüyorum. Yani Sven hep bahsediliyordu. Bergarz kalacak galiba ayaksa. Hani Malinowski de yine aşağı yukarı aynı seviyelerde. Yani biraz daha önde tutsam da istikrar konusunda. Eee Malinowski de aynı seviyelerde katkı sağlayabilecek. Kaliteli bir transfer olur eğer gerçekleşirse. Beşiktaş'ı bekleyen bir Nefçi mücadelesi var. Hem tiran karşılaşmalarında siyah beyaz takımı nasıl bulduğumuz üzerine biraz konuşalım istiyorum. Transferden sıyrılalım çünkü lig de başlayacak yeni haftayla beraber. Nasıl gördün siyah beyazları? E, turu geçti ama bu maça hazır görmedim. İlk yarısı özellikle. Yani Tirana maçının ilk yarısı turu geçti. O ilk yarısı e, hazır değil. İkinci yarıdaki futbolu biraz daha hazır gözüküyor tabii ki. Ee, zor bir deplasman. Yani Nevçi Bakü tam Tirana bile zorladı. neden zorladı. Çok hızlı, çok hırslı. Daha doğrusu hırslı, hırslı oyuncular. Var. Çok iyi yalnız. Ee, eğer bu takım 2-3 sene birlikte oynamış bir takım olsaydı Beşiktaş bu Beşiktaş turu geçemeyebilirdi. Gerçekten de. Hatta diğer takımın gelmesinden çekiniyorlardı. Gürcü takımın gelmesinden çekiniyorlardı. Çünkü onlar 3-4 sene birlikte oynamış. Evet. bir oyuncu grubu. Ama burada da bu tarafı var tabii ki. Hırslı oyuncuların olması. Bakü daha üst seviye bir takım. Olimpiyat stadında oynanacak. Yeri değişti stadın öyle biliyorum. Masuaku yok. Tamam yeni isimler katıldı ama bu maça ne kadar hazır. Şenol Hoca yine ilk turdaki maçlardaki kadroya yakın kadroyu oynatır diye düşünüyorum. Çünkü orada en hazır isimler onlar. En çok birbirleri oynamış isimler onlar. En çok birbirini tanıyan isimler onlar kamp oyuncuda da. O yüzden onu tercih edecektir. Yani bireyselden öte bireyselleri hamle oyuncusu olarak değerlendirecektir. E burada tabii Şenol Hoca'nın Bakü analizleri farklı. Mutlaka ben mutlaka da söyleyebilirim bilgi olarak. Bakü gelecekmiş gibi zaten hareket ettiler. Onu çok böyle incelediler, analizlerini yaptılar. E onun üzerinde çok çalıştılar. Ee, Dersini iyi çalışmış bir şekilde gidiyor Beşiktaş ama kolay bir dep basman değil. Hatta senin sağındaki maç bile kolay bir maç değil. Bakün oynayacaksın. Ee, umarım yine 4'te 4 olur diğer e, kulüplerimizle birlikte. Ama e, zor bir süreç. Buradaki tek e, avantaj hani Beşiktaş'ı rahatlatan formda bir Abu Bakar İyi bir Salih Uçan var. Salih iyiydi. Bakın iyi bir Salih Uçan var. Savunmada yine sıkıntılar var. Necib'in sakatlanmaması yani bana taş bir Beşiktaş taraftarı dedik abi dedi Necip sakatlandı mı diye endişelendik dedi. Düşün ilk başlayacak çünkü. Yani Türk pasaportun da çok böyle Galatasaray Fenerbahçe gibi bir Türk pasaportun e, e, de yok. ile birlikte. Cenk'in de sakatlığı ile birlikte. Yani bir ilk 11 oyuncusunu sakatlıyor. Sana Umut Meraş da ayrılıyor. E, şu aşamada kimseyi bırakmazlar zaten. Bir sol bulmadan Umut Meraş'ı bırakacaklarını zannetmiyorum. Hatta bir yabancı sol ismi geçmişti. Ortaka Arjantin'de oynayan bir oyuncu galiba. Onun da ismi geçmişti. Ee, ama bırakmazlar. Tayyip Talha'nın durumu ne? Ne zaman O yedişecek? da e, Eylül-Kasım. Yani Kasım, Eylül bile Eylül geldi. Kasım'ı falan bulur onun sahaya dönmesi. E, çünkü sahaya döndün, idmana çıktın. O süreç öyle hemen olmuyor. Bu tür sakatlıklardan sonra. E, yetiştireceğim bir transfer olsa dahi bu maça yazdıramadıysan ikinci maçı yazdıramıyorsun. Diyenin Pepe veya Dodi. Dodi ile ilgili bilgi geldi. Onunla da uğraşmaya devam ediyorlarmış bu arada. Belki ikisini deyken. birden alırlar. Çünkü ihtiyaç da var yani Beşiktaş'ın i̇şte kanatlarda üretken. Abi, iki kanatta mevki, da farklı mevkileri olan oyuncular. Yani, gibi. evet oynayabilecek. Bence öyle bir yatırım da yapılır ama Beşiktaş'ın özellikle. duyduk. Loselso olur mu bilmiyorum. Ee, çok zor bir transfer farklı herhalde. Farklı bir oyuncu. E, Klasen'i hoca yani ben kanatlara kaçabilen orta sahayı tercih ediyorum. Klasen kötü bir oyuncu değil. Mesela Cicu'yu Fenerbahçe aldı. Ee, hoca dedi ki ben Amerte'yi tercih edin dedi. Çünkü o bana daha çok uyuyor oyun sistemi. Yani çünkü kötü oyuncu bu değil. Yok olabilir yani tamam. Tabii. Tabii, tabii Teknik direktör tercihleri. E, ee, şey, mesela Cesus'un tercih etmediği isimler var. Başka takımlarda döktürdü. Nasıl tercih etmesi? E, ben oyun sisteminde bu tarz oyuncuya şans bulamaz diye saygı duyuyoruz. Beşiktaş'ın özellikle savunma merkeziyle ilgili bence ciddi problem söz konusu. Orada e, hem sunması. orta saha hem evet. e, dörtlü savunmada. Kademe kademe yani ilk olarak savunmanın merkezi e, sonrasında orta sahada evet Onan'a geldikten sonra belki Amira Cem için biraz hani e, farklı bir rol düşünülebilir. Daha çok kenardan gelen bir oyuncu olabilir Amir ya da hani belki biraz daha sekize kayar bilmiyorum. Salih'in formu formayı bırakmayacak gibi gösteriyor. Ece son zaten önemli bir yatırım. Geçen sezon belki de en iyi oyuncularından birisiydi. Ama hala söylüyorum Onana gelmesine rağmen Beşiktaş'ın orada işte Sosa gibi bir oyun kurucu, gibi bir oyun kurucu özellikleri olan bir orta sahaya ihtiyacı var. Çünkü Salih de Jetson ben birbirine yakın profiller olarak görüyorum. Topu çok iyi taşıyorlar. Topu tekrar Türk çok iyi kazanıyorlar. Geri kazanma süreleri de gayet iyi. Ama topu kullanma meselesinde, oyunu yönetme meselesinde zaafları var o zaafları telafi edebilecek yanlarında bir oyuncu daha olması gerekiyor. Bu kim olur bilmiyorum. Maxim geçen sezon tam oraya oturmadı. Olmadı ama o tarz yani daha çok organizatör bir orta sahaya ihtiyacı var kuşkusuz. Yapılırsa özellikle kanatlardaki eksiklerde giderilirse Beşiktaş da çok kaliteli bir kadroya sahip olacak. Ama tabii biraz mali şartlar sanki biraz zorlayıcı Beşiktaş adına. Hep anlatıyoruz hani harcama limiti diye adlandırılıyor aslında total bütçeden bahsediyoruz. Bence isimle yanlış orada. Yani harcama limiti denildiği zaman sanki Galatasaray Fenerbahçe'nin 2 milyar TL bu sezon harcama imkanı varmış gibi algılanıyor. Öyle değil. Tüm futbol operasyonlarının totali o meblağı geçmeyecek şekilde hı hı. hesaplanması gerekiyor. Beşiktaş için 900 milyon TL biraz daha aşağıda. O dezavantajı yaşıyor o yüzden o limit çerçevesinde UEFA'ya da çok kızdırmadan hamleler yapması lazım Beşiktaş'ın. ama savunma merkezi ve orta saha hamlesi olmazsa olmaz yani. Çünkü. Vallahi Juventus'a kızan UEFA Türk takımları ne yapar? Ya işte çıkar, bazen kızıyor bazılarına da kızmıyor. Şu enteresan bir durum var. Şeyi var. Bazen bir bakıyorsun bu transfer nasıl gerçekleşir? Bunu nasıl yapıyorlar diyorsun. Ceza almıyorlar ya da para cezası geliyor. Sanki ama 1-2 seneye göre 1-2 sene önceye göre biraz esnediler. Esnetildi zaten. Esnetildi. Finansal, Esnetildi. Yani, o belliydi zaten. O bir karar olduğunu şey söylemişti Başkan Hı -hı. Çefer'in söylemişti bunu. Ama Juventus'un olayı biraz başka. Orada biraz dolandırıcılık söz konusu. Yani orada hesaplarda e, gösterilen maliyetlerle ödenen maliyetler arasında fark çıktığı için bu ceza verildi. Ki İtalya Serie A zaten cezayı verdi. Evet. Sonrasında UEFA aynı şekilde ceza verdi. O biraz farklı. Yani e, orada da dikkat etmekte fayda var. E, ben çok böyle sorun olacak kanısında değilim. Ee, ama çok dar imkanlar. Hani Beşiktaş taraftarları da görüyorum. Kızıyorlar onlar da. Ee, muhtemelen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordur Beşiktaş yönetimi de. Bazı konularda tabii bazı şeylerin üstte gelmesi e, çok yıpratıcı oldu. Nedir bu? İşte Tal için bir anda bir Beşiktaş için konuşulurken Fenerbahçe'ye gitmesi. Halil Dervişoğlu'nun akşam olduğu denilen transferin sabah Galatasaray'a gitmesi. İşte Redmond'un 40 gün neredeyse beklenilip ki bence çok iyi, çok iyi sabretti Beşiktaş yönetimi bu konuda sonrasında gelmeyeceğim demesi. Bunların hepsi biraz eksi yakıyor. İşte yazıyor. Lianko'nun getirilip sonra işte sakatlık vesaire denilip transferin olmaması, biraz sabırsızlığı tetikleyen unsurlar. böyle şeyler yaşandı. Bakalım hamleleri merakla bekliyorum. Savunma merkezi, orta saha, sonrasında da olursa kanat transferi Beşiktaş'ın olması olmaz. Rakiplerin yaptığı transferler de biraz sanki Beşiktaş taraftarının sabrını etkileyen konulardan biri de oldu gibi görünüyor Serdar Sarı'da ama her kulübün şartları ve hedefleri aynı değil. Tamam Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi Beşiktaş'ta ligde bir doğal şampiyonluk adayı ama şartlar daha farklı olabiliyor. Bunun iyi anlatıldığını düşünüyor musun camiaya? Ben birincisi transfer olayının, hı hı. Yani futboldaki transfer olayının dünyada en çok konuşulduğu, abartıldığı ülkenin Türkiye olduğunu düşünüyorum herhalde. Çok kaldı ya. Çok ya bu 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 burası acayip. Yok emin ol şu an İspanya'da falan gözü görsen gazetelere inanılmaz Bak, şeyler. Gazeteler koşuyor. yazar. Ama yani böyle bir sosyal medyada transfer algısı, çalımlar atıldığı oldu, bu oldu, bu kadar transfer duyumcusu yoktu mesela. Çünkü bakıyorum gazeteci değil adam sosyal medyada. Ee, çünkü o hesapların %90'ı menajerlik şirketlerine bağlı. Ama bu biraz kulüplerin sağlıksız iletişim yönetim yöntemlerinden %100 kaynaklanıyor. Yüzde kabul ediyorum. Bak yüzde transfer iletişimi apayrı bir meslek dalıdır. Yani Bak, orada siz her apayrı. şeyi e, kapatıp belirli isimler üzerinden sadece yani, belirli zaha olayı, vermeye çalışırsanız. Tadiç olayı gerçekten bunlarda iletişim. Zaha meselesinde iletişim... ben mesela Galatasaraylı arkadaşlarımdan biliyorum yazmayın. Hani şu an için yazılmasın denilmiş. Ilgimiz hayır, yok bir de hatta şey. Hayır hayır şey demeye Bey. getiriyorum yani iletişim. Sonra bir anda zayı gördük. İletişim çok farklı. Fenerbahçe Söz, için aynı şey geçiyor. Çok herhalde. farklı yerlere götürüyor yani transfer olayı o şekilde e, konuş bu şekilde konuşulacak işte bunu kastediyorum. Yani e, adam transferde şampiyon olup ligde olmasam olur diyor. Ya o hale geldi. Şimdi için geçerlidir Eylül ayından sonra başka şeyler konuşulur da şeyi hatırlıyorum ya Robin van Persie. Şey çok sağlıksız bana. Kafamı kızdırmasınlar kuarışma yollurum dedi hatta başkan. <laughs> evet doğru. Şey çok sağlıksız. Şimdi haber iletişim tabii ki her şeyi söyleyemezsin çünkü fiyat da artıyor. Yani bir takımla bir oyuncuyla ilgilendiğini düşündüğün zaman şimdi yabancı takımlar globalleşmiş bir dünyadan bahsediyoruz. Yabancı takımlar da senin halini biliyor. Mesela Türk bir oyuncuyu almaya çalıştığın takdirde senin kuralını bildikleri için ona göre fiyat belirliyorlar. Bunların hepsini anlamakla birlikte. Kulüplerde bu arada iletişim departmanlarına eleştirerek söylemiyorum. Bunlar genellikle başkan düzeyinde alınan kararlar. Tabii. Kulüplerdeki de. transfer iletişimi çok sağlıklı değil. Bu neye yol açıyor? Anonim e, sosyal medya hesaplarının bazı beklentiler yaratmak ya da menajerlik şirketleri üzerinden işte menajerlerde kendi oyuncularını promote etmek istiyorlar. E, oyuncuların belki daha parlatılmasını sağlayan durumlar ortaya çıkıyor. E, o zaman da kızgınlıklar çıkıyor ortaya. Yani şimdi bu yanlış iletişim kulübe eksi olarak iki noktada dönüyor. Bir, kötü haber. iki transfer gerçekleşmeyince beceriksizsiniz e, meselesi. Sanki bunun biraz daha düşünülmesi gerekiyor. Ya hocam düşün. bu beceriksizsin diyenlerden bir tanesini kurayla çekeceksin, götüreceksin. Transfer nasıl yapılıyor? Yaşattıracaksın adamı. Ben bitti bir ben tanesinde big, şunu, de bulundum. Şunu söyler, şunu söyler. Ne olur ahirette hakkınızı helal edin der. Ben Baktım, bir tanesini no buldum yani. e, Geçen anlatmaya çalışmıştım. Matea Kejman'ın Paris Saint-Germain'e transferi sırasında eee Alain Roche'la birlikte pazarlığı yapan hani birçok yazışma, sonrasında telefon pazarlığını yapan e, 4-5 kişi içerisindeydim Fenerbahçe'de. Çünkü Fransızca konuşuyordum ve hani yönetimde takdir etti. Öyle bir görev vermişti. Yemin ediyorum çok şey hem heyecan verici bir şey, benim çünkü ilk defa ve tek sefer başıma geldi. Hem de inanılmaz stresli. Çünkü Hani şeyden bahsediyorsun yani çok kolay 1 milyon 2 milyon eurolardan bahsediyorsun ama o kulüp için çok önemli oluyor. Karşı taraf için de çok önemli. Ben hatırlıyorum hani Aziz Bey'in bana Türkçe söyledi, benim Alain Roche'a Fransızca Alain Roche'un cevap verdiği ben başkana söylediğim vesaire. O süreçte 500 bin euroluk bir pazarlık yapılıyordu. Çok güzel bir süreçti benim çok güzel bir anıdır ama transfer gerçekten çok zor bir iş. Kolay değil ya bakkaldan de, ekmek arası peynir almıyorsun. E, almak arkadaş. da satmak da bu arada yani Tabii. satmak da ayrı bir stres o da ayrı bir coşku veriyor. Bizimki şey Kecman satıştı. Paris Saint-Germain'e gittiği dönemdeydi. O yüzden yani ben biraz transferi değerlendirirken şartları bir, hani içeriden yaşamış, bir kere yaşamış birisi olarak farklı değerlendirmeye çalışıyorum. Ama taraftar da anlıyorum. Taraftar da şuna bakıyor. Ben formamı alıyorum. Kombinemi alıyorum. Ben en iyi futbolcuyu izlemek istiyorum. Öyle olmuyor. Işte. Diyor. Öyle olmuyor. Ya olmuyor da işte taraftar da öyle abi. Müşteri yani müşteri gibi o değil bir olay. Ama kulüpler müşterileştirdi taraftarları. Evet, kabul da. ediyorum. Yani. Ama taraftar müşterileşmedi. Ya işte ama işte o yapmak... Allah'tan büyük bir kısmı müşterileşmedi. Onların sayesinde hani biraz umutluyuz. Ya işte göreceğiz. Işte. Ama gerçekten çok zor bir süreç. Bu süreci de fazla yaşamamak için biraz da öz kaynak düzeninde eğilmek lazım. Doğru. Üretmek Semih lazım. mesela. Ben hep örneğini Semih veriyorum. Semih Kılıçsoy. De, Burak Hoca burada değinmişti. Ben de farklı gözle süre bulduğu süreleri. Semih Kılıçsoy gibi Demir bir ölçüsü var. Demire yani Ben hani... Beşiktaş altyapısına o kadar hakim değilim ama ben bir tane isim şey için... söyleyeyim. Orada Bo... notlarım arasında almıştım. UEFA B listesinde de var. Aytu Batur Kömeç U19 milli takımda da oynuyor. Ee, gerçekten de üçlüyü, dörtlüyü oynayabilen bir isim. Valerian İsmail de çok tutuyordu. Şu an Şenol Hoca onu tutuyor. Ama tabii bu çocuklar oynaması lazım. Nereye getiriyorum? Alttan üretim, üretiyorsun. İşte bunu, bunu ben mesela Okan Hoca'ya sordum. Beknaz'ı sormuştum. İşte Baran'ı sormuştum. Evet, evet. Beklentislerinin dönmeyecek dedi. Yani o seviyelerde görmüyorum demişti. Baran için süre bulabilir demişti. Ama şunu da söyledi yani. O kadar şey bir meslek yapıyoruz ki hani tercih ettiğimiz bir oyuncu yüzünden kaybedilen bir puan bazen bizim çok ciddi eleştirilmemize, oyuncunun da kariyerinin sonuna gelmesine Doğru. sebep oluyor. O yüzden çok dikkatli davranmak zorunda kalıyoruz demişti o konaca bu, bu konuda. Ben Fenerbahçe'de Boran'ın işte Emir Ortakaya'nın belki biraz daha fazla süre almasını bekliyordum ama teknik direktörleri de anlıyorum çok acımasızca biz burada başta hani kendi kendimize batıralım çoğalızı. En ufak hatada, en ufak tercih yanlışında işte ne, bekao var kardeşim Emir'i niye oynatıyorsun diye. Burada yorum yapılacağını da eminim. O yüzden e, konuşmak basit ama yaparken o sorumlulukta yapmak biraz daha zor gibi duruyor. Yani çok iyi oyuncular var aslında ama e, var. belli bir süreyi almaları lazım. Semih'i rotasyonda görebileceğiz mi sence bu yıl? Çok kaliteli oyuncu. Ee, ben size sorayım. Görülmesi gereken bir oyuncu mu? Görülmesi kesinlikle. gereken bir oyuncu. O zaman Ama görülür mü emin değiliz. Çünkü siz, sizlerin de hakikaten görüşleri görüşlerine önem veriyorum. Bu yalan değil. Ee, sizler de söylüyorsunuz. O yüzden ben şimdi Beşiktaş'ı takip ettim söyleyince yanlış anlaşılmasın diye. Evet kesinlikle olmalı. Bunu bana hatırla bakalım Kerem. Aspor Altınordu Beşiktaş, Beşiktaş Altınordu finali neydi? U16 mıydı? U16 ya A, da U17 sanki. U17 mi? Emin, emin değilim. Galiba U17. Semih'i orada seyretmiştik. Hı hı. Ben de e, oğluma bir görev verdim. Futbolu çok seviyor. Sana bir görev veriyorum. Bana buradan gençleri yaz. iki takımdan. 4-5 tane genç yaz. Altın Ordu'dan ve Beşiktaş'tan. Birinci sırada Semih vardı. Daha Semih o zaman 16 yaşındaydı. Birinci sırada. Şansızlığı... Ya O yaştaki çocuğun bile dikkatini çekebilen. Ki benim olan e, scouting konusunda benden iyidir. Onu söyleyeyim. Şanssızlık belki de Beşiktaş'ta yeni bir scout yetişiyor mu? En, en az süre bulabileceği mevkide olması belki de. Yani evet. O büyük sıkıntı ama çok güçlü oyuncu. Kanatlara kaçabiliyorsun. Bu büyük yani bir evet, avantaj. Belki... Bak bir şey daha söyleyeyim. Gittik ben bugün Ümraniye. dün oğlanı götürdüm işte seçmelere. Her seçmeleri gitmek istiyor işte. O heyecanı yaşamak istiyor. Bakıyorum hocalar orada Allah Allah'ım hocalar çok iyi. Altyapı hocaları çok iyiydi İmran Spor'un Hepsini tek tek ilgilendiler. Bütün çocuklarla tek tek ilgilendiler. Yani hiç şey yapmadılar. Yani oynasın da bitsin de eve gidelim falan öyle bir durumda değildi. Ama şunu dikkatimi çekti. Hoca orada oturuyor şimdi. Ön masa. Hani askeriye gidersin ya böyle ön masayı dersin. <laughs> Burası da öyle. Hoca bağırıyor. Bak içeride 70-80 kişi var. Sağ bek oynayan var mı? Kimse el kaldırmıyor. Sol bek oyna oynamak isteyen var mı ya da oynayan? Kimse de el yok. Bak herkes forvet olmuş. Hoca yani. da musun? Sağ açık, sol açık var mı? El kaldırdı onları bek yazdı. Açık oynuyorsan, kenar oyuncususan bek de oynayabilirsin. Yok. Yani yok. Stoper var mı? Yok. 6 numara, 8 numara var mı? Bak herkes onları stoper yazdı. Istiyor. Hepsi golcü abi. Hepsi golcü ya. Hepsi on numara, hepsi golcü. On numara yerine bu. ben giyeceğim kavgası çıktı. Şöyle düşün abi. Bireysel ödüllere baktığın takdirde genelde ya ofansif orta sahalara ya da forvet oyuncularına ediyorum. veriliyor yani. Ama mesela Fransa ki Hollanda altyapıları çok iyidir. Şeye gittim ben. Clary Fontaine e, milli takım testleri falan. Orada Fransızların alt yaş grupları falan da var. Orada oluyor mu abi böyle bir şey? Abi şöyle oluyor. Ben oynadığım... Sabek, ben hocam Sabek Yok, olmasın. Yok, seviyesi sabek. değil ama Fransa futbol sisteminde bulunmuş, hani 12 senede lisans oynamış birisi olarak söyleyeyim nasıl işlediğini. Benim arkadaşlarım profesyonel futbolcu oldu. Ben olamadım. O yeteneğe sahip değildim ya da farklı bir yol tercih ettim. Bu hani... Her işin hayırlısı neyse çok olsun. Çok da iyi olduğunu düşünmüyorum çünkü <laughs> Fransa'dan futbolcu çıkmak çok zor. Zor, zor. Ee, Hele bir de... Şöyle yapıyorlar abi, maç yaptırıyorlar. Yani normal mahalle maçı gibi maç yaptırıyorlar ve oyuncuyu oyuncunun kalitelerine, fiziksel kalitelerine göre belirli mevkiler belirliyorlar. Mesela ben boyum çok uzundu. Defansif orta sahaya da stoper ama ben hiçbir şekilde defansif orta sahaya stoper oynamak istemiyordum. Ben de oyun numara oynamak istiyordum. Ama hani ben 12 yaşında 1.75 boyundaydım neredeyse. Yani Hocam futbolda en iyi mevki hangi mevki biliyor musun? Oynayabildiğim mevki abi. Eğer profesyonel olabiliyorsan İşi maddi anlamda düşünüyorsan, stresten uzak kalmak istiyorsan, en iyi mevki futbolda ikinci kaleciliktir. Ya tabii canım, muayene konu. Mara Garanti. gerine söylediğini biliyor musun? Yok ya da yok dinledin ya. mi hiç? E, bu bek stoper konusu konuşuluyor. Diyor ki, kimse diyor bek oynamayı düşünmez. Ya stoperi yapamıyorsundur. Evet, ya da evet. Kanada yapamıyorsun. Doğru. Kimse çocukken büyüyüp ben bul olmak istiyorum doğru. diye hayal kurmaz. Yok, doğru, doğru. doğru söylüyor. Şöyle şimdi mesela Jean Michel Lerke var Fransa'da. Fransa'nın eski futbolcusu, Saint-Étienne'nin efsanelerinden. Bir de futbol okulu var. Ben yazını ilk gittiğim sene oraya gitmiştim. Orada da oyunculara aynı şeyi soruyorlar. İşte hangi mevki oynuyorsun falan filan diye. Benim boyumu gördü. Ben mesela sağ bek oynamak istiyorum dedim. Hani göreyim bakalım neymiş diye. Her mevkiyi denemek için. diyor. Bu boyla sağ bek olmaz. Olmazdı. Ee, Ama şimdi zaten. bu boyla oluyor. Abi. Olabiliyor. şey. Abi. Şimdi değişti oldu. Kafu da gerçi çok kısa bir bek değildi. Neyse o, o atletik özelliklere sahip değildim. Daha çok orta saha oynattılar. Altı numara oynadım. Doğru boy mu hani patrik örneğini vermiştik evet. az önce. Onun kadar iyi olmasam da. <laughs> Ama ona göre seçiyorlar. Yani seçme dediğimiz şey biraz hem oyuncunun isteği ama aynı zamanda kalitelerini ölçerek de nelere gelebileceğini hesaplamak. Bazı oyunculara mesela isteği doğrultusunda açık oyuncusu olarak oynatıyorsun. Roberto Carlos ile başlamış futbola. Solbek de efsane oldu. Devşirme. Şimdi bunu görebilen teknik direktör veya hocaların, işte Burak Yılmaz kanat oyuncusuydu. Forvet'te bir efsane oldu. Aynı şey Çerihan'ı için Gökhan Gönül de herhalde altyapıdayken sağa çıkmış falan sonra sağ bek oldu diye. Çoğu dildi. öyle zaten. Sağ ha? çıktan sağ bek. Hasan İl sağ oyuncusu. Mi? Abi en büyük olay Ali Gültekin'in sağ bekten santrofor olması. O, ya Ertuğrul <laughs> Sağlam aynı şekilde stopere geldi. Stopere. E şimdi bu iyi de, kalite, o kaliteli iyi değerlendirmekle alakalı. Ee, hani de öyle işte mesela. Evet. Juventus'a gitti açık oyuncusu olarak. Şimdi evet, dünyanın en efsanevi bir forvetlerinden birisi. Her neyse. Yani seçmeyi öyle yapıyorlar abi. E, us, ulusal seviyede de öyle yapıyorlar. Mahalli seviyede de öyle yapıyorlar. Yani bir kulübe ki Fransa'da her mahallenin kendine az bir amatör kulübü vardır. Oraya gidip lisanslı oynayabilirsin. Orada da gittiğin zaman sana şey sormuyorlar. Hangi mevkide oynamak istiyorsun diye sormuyorlar. Bana sorsa sen gizli gizli forvet Yani sen, sen gidiyorsun. <laughs> en baba mevki. Sağ içindeki kalitelerini gösteriyorsun. Sağ içindeki kalitelerin eğer yeterliyse takım alınıyorsun o kaliteler doğrultusunda da oynama hani belirli mevkilerde oynama şansın oluyor. O yüzden hani ben çok seçmelerde oyuncuya sorma taraftarı değilim. Narizane. Hı hı. Nokta. Nokta. <laughs> Nokta. Son bölüme doğru gidiyoruz sevgili seyirciler. Beşiktaş üzerine değerlendirmelerimiz oldu. Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Masuras'la alakalı Bordo Maviler'in bir giriş, e, girişimi var. Aynı zamanda Toshi Chukwani, Trabzonspor'un yine ilgilendiği isimler arasında yer alıyor. Özellikle için sakatlığı belki de Nenat Bielitsa'nın pek çok planını bozdu transferdeki öncelikleri de değiştirmiş olabilir. E, çok önemli bir kayıp gibi görünüyor Serdar Sarı'da. Sanki ligde de belli bir noktada olabilecek oyunculardan biriydi. Yani kadronun temel planlamasının önemli aktörlerinden biriydi. Evet. Biri olacak tabii ki. Dön, mutlaka dönecektir ama o süreci atlatmak kolay değil. Geçen bir programda söylemiştim. Hani tabii sakatlığın tesellisi olmaz. Yani sakatlık durumunda böyle bir pozisyonda evet sakatlandı ama fakat şu da var diyebileceğiniz bir durum olmaz. O başka. Ama şunu ekleyebiliriz. Transfer döneminde sakatlanması bir artı teselli bulunacak tarafı. Sezon içerisinde sakatlanması çok büyük risk taşırdı. Çünkü yerini hemen doldurabileceğim bir oyuncu değil. Evet. Yani kadro içerisinde. Orsiz sakatlandı. Altyapıdan şunu çağır. Veya şu mevkiden şunu şuraya devşir diyebileceğim bir oyuncu değil. Orada belki transferde bir bile... bile Vichy alternatif olabilir. Ha, transferde bile hemen çözüm üretebileceğim bir durumda. Ama transfer döneminde olması önünde bir ay daha olması, bir buçuk ay daha olması bir avantaj tabii ki bunu bir fırsata çevirebilirler. Bir fırsat transferi doğabilir de bu zararı minimum seviyeye indirebilirler. Bakın bir kez daha söyleyeyim çok geçmiş olsun. Bu ayrı bir evet. şey. Bunun bir telafisi bir tesellisi olmaz. Ama transfer döneminde sakatlanması da e, Trabzonspor'un kısa zamanda toparlanması açısından yani bu açığı kapatabilmesi açısından bir zamanı var olduğunu gösteriyor. E, Trezege ile alakalı... Trabzonspor taraftarı sanki çok memnun değil gibi. İyi bitirdi sezonu. Bence de iyi bitirdi ve iyi, iyi bir oyuncu olduğunu da kötü düşünüyorum. Başladı. Kötü başladı. Ne verebilir yeni dönemde? 2 dakikamız var bu arada. Bakayeme yerine düşünüldüğü için bence kötü başladı. Evet. Ama sonraki rolü Trezeguet rolü gerçekten ona uydu. İyi de bitirdi. Bence fena bir oyuncu değil. Doğru rolü verdiğin takdirde oruç için sakatlanma pozisyonunu izledim. Orada da antrenmanlar sert geçer anlıyorum ama arkadan o tür müdahalelerde çok dikkatli olmakta fayda var. 9 ayına mal olacak. Şimdi Trabzonspor'un da 9 ayına aşağı yukarı evet. mal olacak. Üzerine kadro kurulacak oyuncuydu bence. Transfer açısından %100. öyleydi. Benim de ligde izlemeyi en çok istediğim, hani en çok merak ettiğim, performans, en çok merak ettiğim oyuncuların başında geliyordu Orşic. Çok büyük geçmiş olsun. Evet, alternatif belki kadro içinden de Višća üzerinde belki bulunabilir. Ee, dışarıdan transfer de yapılabilir ki muhtemelen transfer devam edecek Trabzonspor adına. Trezeguet için de ben eğer doğru rolü verirseniz, geçen sezon Trabzonspor biraz hani giden oyuncuların yerini alternatif gibi kullandı. İşte Maxi Gomez Cornelius, Vakaya Trezege ikisi de aynı etkiyi yaratmadı. Doğru kullanımda çok daha etkili olacakları kanısındayım. Trezege gibi bir oyuncuyu kaybetmemek lazım. Sadece doğru kullanmakta fayda var. Ama şu an benim en büyük endişem Trabzonspor adına savunma attı. E, stoper iki, yani birbirine çok benzer iki tane stoperi var. Ne kadar uyum sağlayacaklar merakla bekliyorum. Süremizin de sonuna geldik bu arada. Serdar Sarıdağ teşekkür ediyorum. Ben Adına teşekkür ediyorum. Yusuf Kenan Çalık. Ben aynı şekilde. Edeyim. Sevgili seyirciler, spor gündemine noktayı koyuyoruz. a spor ekranlarından ayrılmayın. Az sonra ana haber a sporda olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.